Dairesi Başkanımız, TÜRMOB'un değerli Genel Sekreteri, sevgili Oda Başkanımız, Kamu İdaresi'nin değerli temsilcileri, Oda Kurullarımız, ilçe temsilcilerimiz, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, dönem sonu işlemlerinin muhasebe ve vergisel boyutu, e-tebligat uygulamaları konusunda düzenlemiş olduğumuz aylık geleneksel eğitim seminerimize hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Bekir Bayraktar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, hepiniz seminere hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün iki seminer verilecek burada belki. Bu elektronik beyannameler, elektronik tebligat bizim arkadaşlar tarafından. Dönem sonu işlemleri ise yine çok kıymetli. Konuşmacılar tarafından anlatılacak. Özellikle bu dönem sonu işlemleri bizim mesleğe başladığımız yıllardan şimdi de her zaman böyle en mesleğin icrasında hassas, case konusu olan, kafa karıştıran uygulamaların olduğu konular. Bu konular hem hayatın pratiğinde çok fazla karşımıza çıkıyor, hem de muhakkak burada stajyer arkadaşlar da vardır. Sınavlarda da devamlı önümüze gelen konulardan. Ben özellikle odamıza yapmış olduğu eğitimler için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten meslekle ilgilenmeyen dışarıdan bir insan olarak bugün işte İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın internet sitesine girilse sanki ya burası bir akademinin mi, bir üniversitenin internet sitesi mi diyesi geliyor. Çünkü yapılan faaliyetlerin birçoğu gerçekten eğitimle alakalı. Ama diğer taraftan da anladığım kadarıyla çok bir talep de var eğitime. Çünkü genelde doluluk oranları çok fazla. Tabi bu eğitimlerden belgeli meslek mensupları kadar diğer taraftan da stajyerlerimiz, belki bürolarda çalışan, her kademede çalışan arkadaşlarımız faydalanıyorlar. Bende tabii bir istatistik yok ama belki başkanımda vardır. Acaba hani bu sınavlardaki başarı durumunda veya işte staja başlama başarı durumunda falan oransal olarak İstanbul diğer illere göre iyi mi acaba? Çünkü bu kadar eğitim yapılıyor. Büyük ihtimalle diğer illerin belki oranından çok daha yüksek şekilde sınavlarda başarı vardır diye düşünüyorum İstanbul'da. Onun için gerçekten odamızı tebrik ediyorum. Biz de çünkü kendimizle ilgili olan eğitimlerde her zaman odaya katkı yapmak isteriz. İstanbul'da tabii görev yapmak hem bizler açısından hem sizler açısından çok önemli. Hem mesleğimizin tüm özelliklerini, tüm mevzuatını, tüm uygulamalarını iyi bilmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da kendi işlemlerimizi de en doğru şekilde yapmamız gerekiyor. O nedenle de İstanbul'da görev yapan idareci de, görev yapan meslek mensubu da Türkiye'nin her tarafından daha donanımlı şekilde bu görevin yapması gerekiyor. Tabii meslektaşlarımızın bize karşılıklı konuştuğumuzda veya işte yazılı görsel basından takip ettiğimizde bazı sorunları da var. Yani bu işlemleri yürütürken karşılaştığı bazı beklentileri var. Mesela belki işte mücbir sebeple ilgili beklentiler var. Yani şeyle alakalı, meslek mensubunun mücbir sebep hallerine alakalı beklentiler var. Beyanname sürelerinin verilmesine, sürelerin düzenlenmesiyle alakalı bazı beklentileri var. Yine kesilen özel usul cezalarının bazılarıyla alakalı bir beklenti var. Çünkü bu idareyle mükellefi
meslek mensubunu çok fazla karşı karşıya getiren sorunlar yaratabiliyor. Bu nedenle bu beklentilerin hepsinin karşılanmasında bir özellikle her aşamada siz temasta bulunabilirsiniz ama İstanbul Veli Dersi Başkanlığı olarak da odamızla beraber her türlü çalışma yapmak konusunda da ifademi beyan etmek istiyorum. Çünkü öncelikle biz burada bazı çalışmaları yaparak üst karar vericilere aktardığımızda sonuç almamız çok daha kolay olabilir. Zaten sorunlarla da karşılaştığımızda beraberce bu sorunları çözüp yol aldığımızda çok daha başarı elde ederiz diye düşünüyorum. Tabi bugün konulardan bir tanesi de elektronik tebligat. Şimdi benim dahi mesleğe başlamış olduğum işte 20 yıl kadar önce her şey yani yazıyla defter üzerinde, kağıt üzerinde yapılıyordu. İşte ilk defa belki bu elektronik uygulamalar işte e-beyanname almakla başladı. Tabii e-beyanname işinde Gelir Dersi Başkanlığı, işte o zaman Gelirler Genel Müdürlüğü bir sistem kurdu. Orada biz biraz daha pasiftik aslında. Sizler sayesinde, meslek mensupları sayesinde, sizlerin de çok büyük katkılarınla o süreç çok rahat şekilde atlatıldı ve artık beyannamelerin bugün %99'u elektronik olarak alınabiliyor. Ama bugün geldiğimiz noktada, bu yeni e-uygulamalar noktasında, çünkü sadece elektronik tebligatla kalmıyor, işte e-fatura, e-defter uygulaması yaygınlaşacak, işte yeni nesil yazar kasa uygulaması 1-1-2016'dan itibaren daha yaygın hale gelecek. Bu e-uygulama, biz şimdi kendi içimizde elektronik imza uygulamasını başlattık. Orada artık bütün işlemlerimiz, yazışmalarımız diğer kamu kurumlarında, kendi içimizde, daha sonra sizlerle yaptığımız yazışmalar elektronik olarak sonuçlanacak. Şimdi biz yoklamaları mesela dışarıda artık tablet üzerinden elektronik olarak yapıyoruz. O arkadaşlara iş havalesi elektronik olarak gidiyor. Oradan yoklama yaptığı anda sisteme düşüyor. Dolayısıyla bu uygulamalarda biz biraz daha idare olarak aktif hale geliyoruz. İlk etapta bizim arkadaşlar da biraz bundan aslında ürktü. Belki daha hani nasıl adapte olabiliriz, hızlı adapte olabiliriz diye düşündü. Ama Türk toplumu gerçekten bu elektronik uygulamalara, daha doğrusu yeniliklere çok açık bir toplum. Onun üstesinden çok kısa sürede geldik. Bu elektronik uygulamalarda başladıkça hem işlemler daha sağlıklı hem de çok hızlı şekilde olacak. Daireye gelen mükellef sayısı da azaldığında bizler de gelenlerle çok daha rahat iletişim kurup sorunları çözmek durumunda kalacağız. Bunların diğer taraftan elektronik uygulamalar çoğaldığı zaman hem hukuki sorunlar, özellikle bu tebligatla ilgili olarak bizim davalarımızın çoğu belki bu tebligatın işte muhatabına yapıp yapmaması konusunda itlaf yaratılabiliyor. Hukuki yönden bizim elimiz çok rahatlaşacak. Diğer taraftan da hem maddi yönden de bu uygulamalar hem mükellefleri hem de sizleri bizleri rahatlatacak. Türkiye'de baktığımızda 1.826.000 gerçek kişi mükellef e-tebligat kapsamında, 693.000 de kurumlar vergisi mükellef e-tebligat kapsamında. İstanbul'da ise 514.000 gerçek kişi, 256.000 de kurumlar vergisi mükellef var. Tabi özellikle bunların kurumlar vergisi mükelleflerinin işte kanun temsilcilerinin veya işte vekalet verdiği kişilerin daireye gelerek bu işlemleri yapması gerekiyor. Bununla ilgili belli bir %15'ler civarında falan şu anda herhalde ama biraz da böyle bizim Türk insanının yani son güne kalma düşüncesi de olduğu için zaman içerisinde bunlar çoğalacaktır diye düşünüyorum. Ama bu yani uygulamalardan kaçış yok. Artık bu iş buraya doğru girdi. En kısa zamanda gelip bu tebligat adresleri alınırsa çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Bir de son olarak tabii sizleri yakalamışken tabii İstanbul vergi gelirleri açısından İstanbul'da çok önemli bir il. Yani bütçe gelirlerinin %46'sı İstanbul'dan tahsil ediliyor. Dolayısıyla da İstanbul'da görev yapan
veya vergi ödeyen hiçbir mükellef göz ardı edilemeyecek mükellef kitlesi. İstanbul'da ve Türkiye genelinde artık denetim elemanı sayısında ciddi bir artış var ve denetim yapma metotları da biraz daha farklılaşıyor. Yani daha böyle makro bazda analizler yapılarak incelenecek mükellefler seçiliyor ve onlarla ilgili genel bir çalışma yürütülüyor. O nedenle mali müşavirler aynı zamanda bizim açımızdan da birer mükellef. Yani bir mükellef kitlesi serbest meslek erbabı olarak. İstanbul'da mali müşavirlere baktığımız zaman sözleşme yapan mali müşavir sayısı bizim kayıtlarımıza göre 13.760. 13.760 mali müşavirimiz 928.000 mükellefle sözleşme yapmış. Yani ortalamaya baktığımızda 67 yani mali müşavir başına 67 sözleşme geliyor. Tabi bunlardan çok daha fazla yapan da var. Belki çok daha küçük rakamlarda 5'li 7'li olan meslek mensuplarımız da var. Diğer taraftan aslında meslek mensupları ciddi bir istihdam da sağlıyor. 25 bin meslek mensuplarının yanında İstanbul'da 25 bin civarında kişi çalışıyor. Yani siz aynı zamanda 25 bin kişiye iş de sağlıyorsunuz. Ama bu işte yine istatistiklere baktığımız zaman biz kendimiz dedik ki acaba en çok hani sözleşme yapan meslek mensubu kaç tane kişiyle yapmıştır diye baktığımızda tabii onların istatistiklerinde bazen böyle büyük rakamlar gündeme geldiğini görüyoruz. Mesela İstanbul'da bir meslek mensubu bir yılda 1877 mükellefle sözleşme yapan var. Mesela böyle baktığımızda arkasından gelen 1000 kişiyle yapmış. Arkasından gelen işte 991 kişiyle. Yani tabii bu biraz daha gerçi yani mali müşavirlik mesleğinin tabii serbest meslek erbabı niyetine ama tabii bu artık biraz daha böyle ticari organizasyon serbest meslek karışımı bir hale girmiş gibi. Dolayısıyla da serbest meslek mensubuyum diyerek de bazı şeyler talep edildiğinde hani mücbir sebep gibi veya farklı şeyler talep edildiğinde bu tip konularda gündeme gelebilir. Ya bunun için söylüyorum. Tabii yarın öbür gün incelemeler yapıldığı zaman, analizler yapıldığı zaman bunların tabii hepsi belki gündeme gelecek. Mesela ne tip analizler yapılabilir? Bazı meslek mensuplarının yani tablolarına baktığımız zaman belki 3-4 sene boyunca hep böyle geliri kadar işte gideri olan meslek mensupları var. Bunlar belki çok az bir kitle ama belki %10'larda, %15'lerde bu analizlerde bunlar mutlaka dikkate alınarak işte sorulacak veya incelemeye tabi tutulacak. O nedenle baştan bunlar bilinerek işlem yapılırsa bir ön almak bakımından da faydası olabilir. Yine meslek mensupları İstanbul'da 40 bin, ortalama 40 bin lira yıllık matrah beyan etmişler. Tabii 1 milyon lira eden de var. 500 bin lira eden de var. Belki 20 bin lira veya zarar eden de var. Ben yani şunu demek istiyorum. Sadece mali müşavirlerle ilgili değil. Belki diğer serbest meslek erbabıyla alakalı da, diğer iş yapanlarla alakalı da mutlaka yakın zamanda belli süzgeçten geçirilerek incelemeler yapılacak. Bütün arkadaşlarımız kayıtlarını, gelirlerini, giderlerini buna göre bir gözden geçirirlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Nihayetinde bu tip yani mükellef sıfatıyla karşılaştığımız sorunlar olsun veya mesleği icra ederken karşılaştığımız sorunlar olsun bir İstanbul Belediyesi Başkanlığı olarak bunların hepsini beraberce çözmenin taraftarıyız. Çünkü gerçekten mükelleflerle ilişkide mali müşavirler bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Biz onlarla hem aynı dilden konuşabiliyoruz hem de birçok sorunu onlar bize gelmeden çözebiliyorlar. O nedenle eğer yani burada soru cevap şeklinde de olabilir ilerleyen dönem zamanlarda diğer taraftan da katkı anlamında da burada olmayabilir. Yani hep bizim insanımızda bazen yani bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman veya bir sorunla karşılaştığı zaman bir şikayet anlamında belki bir müesseseyi geliştirebiliyor. O da olsun. Ama siz hep böyle dairelerde işlem yaptığınız için hatta bizlerden daha fazla belki dairelerin içini biliyorsunuz.
Yani işlerin daha iyi yürütülmesi bakımından, bazı pratik yöntemler geliştirilmesi bakımından, münferit olarak da çözüm önerileriniz varsa onları mutlaka bizle, zaten internet web sitemizde mail adreslerimiz var, mutlaka bizlerle paylaşın. Biz istiyoruz ki işler daha pratik olsun. Hem siz hem biz daha az yorularak daha iyi sonuç alacağımız işler yapalım. Ben artık konuşmacıların da seminerin de fazla süresini almak istemiyorum. İnşallah hep beraber daha iyi günlerde karşılaşmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Vergi Dairesi Başkanım, değerli Oda Başkanım, Oda Yöneticilerim, sevgili meslektaşlarım, sizleri TÜRMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Yıl sonu yoğun bir döneme girdik. İşlerimiz biraz daha ağırlaştı. Eğitimlerimiz devam edecek. Eğitimler konusunda şunu ifade etmek istiyorum. Sadece Türkiye'de değil, sizler adına zaman zaman diğer ülkeleri de geziyorum. Dünyada bu kadar eğitim yapan bir meslek odası yok değerli arkadaşlarım. Soruyorum gittiğim ülkelere, bu tip eğitimler yılda bir defayı, iki defayı geçmiyor. Gerçekten ciddi bir eğitimden geçiyoruz. Odamız ciddi katkılarda bulunuyor. Ben sadece İstanbul adına değil, tüm Türkiye'deki meslektaşlarım adına İstanbul Odası'nda emeği geçen, bu bilgiyi bizimle paylaşan tüm konuşmacılara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni yıl geliyor. Hepimizin sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor işlerimizin yanında. Hepimiz sağlığımızla dikkat edelim. Yeni yılın ülkemize barış getirmesini diliyorum. Hepimize sağlık getirmesini diliyorum. Eğitimin başarılı geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, TÜRMOB'un değerli Genel Sekreteri, odamızın değerli kurul üyeleri, çok saygıdeğer meslektaşlarım, bizi ekran başında izleyen Türkiye'nin 4000'deki sevgili meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Malmiş Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle bu huzurundan bir ricada bulunmak istiyorum. Bir meslek odasıyla barışık olan, onca iş yoğunluğuna rağmen gelip bizleri onurlandıran, kapısı her zaman mali müşavirlere açık olan Sayın Vergi Dairesi Başkanıma yürek dolusu bir alkış istiyorum sevgili arkadaşlar. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, mali müşavirler vizyonerdir. Mali müşavirler geleceği gören insanlardır. Mali müşavirler değişime ayak uyduran insanlardır. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bu camia yıllar önce bilgisayar olmadığı dönemde elle defter tutarken devletten 1 lira katkı almadan bugün bu ülkedeki tüm beyannameleri elektronik ortamda gönderebiliyorsa, bunu başarmışsa bence bu vizyoner olma özelindendir. Bu anlamda sizleri ayrıca kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi
hakikaten sevgili arkadaşlar ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bunu bu kürsülerden defalarca anlattık. Özellikle devletin nereye gittiğini, ne yaptığını, E-Devlet'e doğru gittiğini, sıkıntılarımız olduğunu anlattık. Hatırlarsınız geçen sene Mart ayında burada 2 Mart'ta 5 bakanlığı bir araya getirdik. Bilgi havuzun oluşturması ile ilgili. Şimdi sıkıntı şu Sayın Başkanım. Meslek mensubu bir bilgi üretiyor. O bilgiyi maalesef her bakanlığa ayrı ayrı veriyoruz. Biz diyoruz ki al size tek bir bilgi, data neyse havuza verelim. Bu bilgiyi Maliye de alsın, Çalışma Bakanlığı da alsın, TÜİK de alsın, MÜİK de alsın, herkes alsın diyor Sayın Başkan. Bizim dileğimiz bu. Bu mutlaka olacak, bunu söylüyorum. Bu mutlaka olacak. Yoksa bilgi vermek bir derdimiz yok. Değişimi birlikte yaşıyoruz. Bu işin en önemli parçası iki temel yönü var sevgili arkadaşlar. Bir ayağı eğitim, diğer ayı teknoloji bütünleşmek. Ve bunu laf olsun diye söylemiyorum. Kendimizi haksız etmek adına da söylemiyorum. Teknoloji yönündeki en büyük değişimi yaratan yine sizlersiniz. Odanın en asli görevi, en asli görevi eğitim sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, geçen ay e-fatura, e-defter eğitimleri yaptık. Usul eğitimleri şu anda yapılıyor. O konu Sayın Başkanımız önünde birkaç yıl altını çizeceğim biraz sonra. Önümüzdeki günlerde 2 tane temel eğitim planlanıyor TESMER ve odamız tarafından. Bunların bir tanesi ileri düzeyde finansal muhasebe üzerine yaygın eğitimler ilçelerde planlanıyor. Bu bitecek, usul eğitimleri bitecek. Arkasından buna başlayacağız. Arkasından sevgili arkadaşlar bir eksik alanımız var. Mali tabloların analizi ve bilanço okuma teknikleri üzerine de yine yaygın bir eğitim yapacağız. Her zaman söylüyorum. Artık meslek mensubu sizden sadece defterlerini tutan bir cami olarak görmek istemiyor. Ne istiyor sizden? Danışmanlık istiyor. Ona fayda ve değer yaratmanızı istiyor. Bu alanda önümüzdeki günlerde ciddi bir şekilde iki eğitim planlandı. Usul bittikten sonra arkasından buna devam edeceğiz. Yine gündemde yılbaşı yaklaşıyor. Haksız rekabet konusu. Her yerde konuşuyoruz. Mesleğin en temel sorunlarının başında geliyor. Yine hiçbir kimseden destek almadan TÜRMOB olarak kendi yazılımımızı ürettik. Ve bugün tüm sözleşmeler elektronik ortamına giriyor sevgili arkadaşlar. İstanbul'da sözleşme girmeyen kişi sayısı 300 kişi. Fakat Sayın Başkan bir şey ifade etti. Bu çalışmanın bir ayağı vergi idaresiyle bir çapraz kontrolle kontrol etmemiz lazım. Yani bize eksik sözleşme bildirebilirler Sayın Başkanım. Biz burada bir meslek mensubu alın terin heba olmasını istemiyoruz. İki iş alırken rekabet ederek iş almasını istemiyoruz sevgili arkadaşlar. Ve yine bu yazının temel amacı her yıl müşteriden alacağımız doğuyor. Bilmiyorum Sayın Başkan bunu ne kadar biliyor ama her sene biliyorsunuz en son parayı biz alırız. Adam doktora giderken parası yoksa doktor hayatta gidemez. Ama bir mali müşavire geldiği zaman en son sıradadır. Yıl geçer artık bıkarız, almaktan vazgeçeriz. Bir başka meslek mensubuna gider, onun da birkaç yıl böyle döner dolaşır. Bu yazılımın bir amacı bu. Fakat enteresan bir şey, Türkiye'de bu yazılımla ilgili bir sözleşme yapmama direnci var sevgili arkadaşlar. Başkanım bak, siz bizim elçimiz olun. Ben bugün sizi yakalamışken meslektaştırmadığında temel sorunlarını sizlerle paylaşacağım. Bu sözleşmede temel sıkıntı ne biliyor musunuz? Damga vergisi. Ya şu damga vergisini kaldırın da herkes sözleşmesini adam gibi düzenlesin Sayın Başkanım olaydı. Ne olacak ya? Almayalım damga vergisi. Atla bir değil ki her şeyden önce yani. Şimdi değerli arkadaşlar çok fazla vaktinizi almayacağım ama bazı temel konuları paylaşmak zorundayım. Bir tek tebliğ çalışması var biliyorsunuz. Geçen sene gündeme geldi, sümen altına girdi. Tekrar canlandı. Bakın orada 3 tane ana konu var tek tebliğde. Bir tanesi sözleşmelerin her yıl düzenlenmesi zorunlu hale geliyor. Şimdi direnç var ya, bu direnç karşısında. Tabii orada tartışmalı boyutlar var. Biz
tek tebliğ görüşlerimizi dün web sayfasına koyduk. TÜRMOB'a aktardık. TÜRMOB da bunu Maliye Bakanı Gidersi Başkanı aktaracaktır. Bir sorun yok. Orada kapasite konusu var. Şimdi kapasite konusunda tebliğdeki yönteme göre kapasiteyi kontrol etme şansına sahip değiliz. Bakın ben İSMU Başkanı olarak şu çalışmanın doğru olduğunu inanıyorum. Biraz önce ifade edilen bir meslek mensubu fabrika gibi defter tutmasının yanlış olduğunu her yerde söyledim sevgili arkadaşlar. Kesinlikle biz bunun arkasında durmamız mümkün değildir. Ama bakın gündemde 3 tane konu var sevgili arkadaşlar. Yeni Dersi Başkanlığı bu çalışmaya destek vermesi lazım. Bir yanda haksız rekabetle ilgili yazılımımız. Bir yandan 1-1-2016'da girecek olan hizmet kalite meslek kararı. Yani meslek mensubu üretimimizin kalitesini kontrol eden bir meslek kararı. Üçüncüsü zamanı endeksi ücret tarifesi. Bu 3 yıl arkadaşlar neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Bir önce Sayın Başkanım ifade ettiği, ey mal müşavir sen hiçbir kişi çalıştırmadan, hiçbir ortağın olmadan 100 tane deftere nasıl bakıyorsun hesap sorma işleri sevgili arkadaşlar. Bu olmazsa olmazımızdır ve süreç içerisinde mutlaka hayata geçecektir diye düşünüyoruz. Şimdi geçen ay burada usul denetimleri eğitimleri yaptık. Ve şu anda da İstanbul'un 35 noktasında devam ediyorum. Bir sözümüz vardı. Bu eğitimlere katılan arkadaşlara bir kitap, rehber dağıtacağız dedik. Eğitime katılan arkadaşlar bu kitabı ücretsiz olarak alıyorlar. Şimdi başkanım burada yukarıda diye sordum. Temel bazı sorunlarımız var. İstanbul'da 4 tane grup başkanlığı var. Biz derdimizi kime anlatacağız? Sıkıntılar var. Buradan tüm camiaya şunu söylüyorum. Arkadaşlar işler artık eskisi gibi değil. Denetimler %2'lerde kalmayacak. E-dönemde ciddi bir denetim süreci başlıyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Hep anlattık size bunları. Ama bu yapılırken bize gelen bilgi ne kadar doğrudur bilmiyorum. 5000-6000 vergi müfettişinin alındığı, bu vergi müfettişleri staj yaptığını gibi söylemler var. Bunu yaşayan sizlersiniz. Böyleyse bu doğru bir şey değil. Ne olması lazım? Usul denetiminin temel amacı meslek mensubunun da müşteri de eğitmek olması lazım. Uyarmak lazım. Amaç ceza kesmek olmaması lazım. Eğer hakikaten meslek mensubu direniyorsa, hata yapmaya devam ediyorsa gözün yaşına bakmayalım. Bizim usul denetimindeki temel yaklaşımımızın bu olduğunu biliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, siyaseten herkesin farklı farklı siyasi görüşleri var. Bu kapıdan içeri giren herkes bizim üyemizdir. Ama biz meslek odası olarak hangi iktidar olursa olsun kendi alanlarımızla ilgili görüş üretmek sorumluluğun içerisinde olduğunu inanıyoruz. Yeni bir hükümet oluştu. Başarılar diliyoruz. Ve bu konuda ismi olarak beyaz bir sayfa açılmasını diliyoruz. Sıkıntılar var Sayın Başkanım. Ekonomide sıkıntılar var. Müşterilerimize sıkıntılar var. Tıkanan boyutlar var. Ben bunun detayına girmeyeceğim ama önümüzdeki günlerde ismi olarak gerek vergi yaşamıyla ilgili, gerek çalışma hayatıyla ilgili, gerek iş yaşamıyla ilgili, gerekse kendimizle ilgili sorunun ifade edildiği bir beyaz sayfaya nasıl gideceği ilgili bir görüşümüzü tüm kamuyla paylaşacağız. Ama ben burada son bölüm konuşmam sevgili arkadaşlar ama bu vergi dersi, İstanbul Vergi Dersi Başkanı arkadaşlar bakanla özdeştir. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. İstanbul Türkiye'nin beynidir, kalbidir. Başkanım da her zaman bize kapısı açık olduğu için bir kısım sorunlarımızı aktardı ama bir kez daha ben tekrar etmek istiyorum müsaadenizle. Bunu her ortamda aktarınca yürekten inandığım için. Başkanım bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bakın bu sıraladığım şeyler inanın çok zor şeyler değil. Ve son cümlemi orada söyleyeceğim. Bakın ne istiyor camia? Alkış istemiyorum arkadaşlar. Toplu anlamda destek veriyorsun görüşünüz bittikten sonra söyleyin. Tahsil edemediğimiz gelirin KDV'sinin ödenmemesini istiyor camia. Tahsilatlarımızın banka aracıyla zorunlu olarak ödenmesini istiyor. Zamanı endeksi ücret tarifesinin hayata geçmesini diliyor. Meslek mensuplarımızın düzenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istiyor. Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamaların gider kabul edilmesini istiyor. Meslek mensubunun vefatının ve ağır hastalık halinin siz de ifade ettiniz mücbir sebep sayılmasını istiyor. Başka bir meslek yok. Beyin amortizmanını getirmesini istiyoruz.
Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usul cezasının alınmamasını istiyoruz. Son dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılmasını istiyoruz. Beyan sürelerinin geçici verginin ayın 20'sine, muhtasar beyannamesinin ayın 29'una, KDV beyannamesinin ayın sonuna, BA ve BS bildirimini takip eden ayın 10'una kadar, yıllık gelir beyannamesi 3. ayın sonuna kadar, yıllık kurumlarda 4. ayın sonuna kadar sürekli beklendi içine girmeden uzatımını talep ediyoruz. Benim buradan söyleyeceğim nokta şudur Sayın Başkanım. İnanın çok içten söylüyorum, bu camiayı çok yakından tanıyan, yıllardır yol yürüdüm arkadaşlarım burada. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Bir adım atın, bir adım atın. Bu camia 10 adım atacaktır Sayın Başkanım olayda. Var mısınız sevgili arkadaşlarım? Yeni yılın sevgi, barış, huzur ailenizde, yakınlarınızda, ülkemizde, dünyada barışın ve huzurun ön planda olmasını diliyorum. Her yerde ifade ettiğim gibi önce hepinize sağlık diliyorum. Sağlıklı yarınlarımız olmazsa hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Bu duygularla bugünkü seminerimizin değerli konuşmacıları, 7 ders başkanımızın, artık ben Zeki Üstad ve Emre'yi onları tanıtmıyorum. Onlar bizim canlılarımız, sürekli müdavimlerimiz. Sevgili hocama ve en önemlisi eğitim gurmelerine yürekle de sevgiler, selamlar, çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Çok değerli konuşmacılarımız var. Onları hem size takdim edeceğim ve sırasıyla kürsüye davet edeceğim. Öncelikle Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal İbiş'i oturumu yönetmek üzere sahneye davet ediyorum. E-tebligat uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürümüz Halil Sencar'ı sahneye davet ediyorum. Dönem sonu işlemlerinin vergi ve muhasebe boyutuyla ilgili sunumunu yapmak üzere yeminli mali müşavir Emre Kartaloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Ve dönem sonu işlemlerinde özellik arz eden hususlarla ilgili sunumunu yapmak üzere yeminli mali müşavir Zeki Gündüz'ü sahneye davet ediyorum. Oturumun başarılı geçmesini diliyorum. Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, Sayın TÜRMOP Genel Sekreterim, Sayın İSMO Başkanım, İSMO'nun Sayın Sekreteri, Sayın Kurul Üyeleri, çok kıymetli meslek mensupları. İSMO'nun bir klasiği haline gelmiş olan dönem sonu işlemleri seminerini açıyorum. Bu seminerde Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanım söyledi. Aslında iki konu var. Bunun bir tanesi e-tebligat ve uygulamaları, diğeri de dönem sonu işlemleri, vergi muhasebe boyutu. Seminer akışını şöyle planladık. Sizlere daha önce duyurulduğu biçimiyle ilk konuşmayı Sayın Halil Sencar yapacaklar. Kendileri e-tebligat uygulamalarını anlatacaklar. Devamında bittikten sonra dönem sonu işlemleri vergi muhasebe boyutuna geçeceğiz. Burada da çok kıymetli iki konuşmacı
Sayın Emre Kartaloğlu ilk sözü alacak ve dönem sonu işlemlerinin muhasebe boyutunu ele aldıktan sonra Sayın Yeminli Mali Müşavir Zeki Gündüz dönem sonu işlemlerinde özellik arz eden durumları bizimle paylaşacak. Bu konuşmalar tahminen 15.30'a kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tamamlandıktan sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Sizlere girişte dağıtılan kağıtlara sizler her bir konuşmacıya sorular sorabilirsiniz. Soruları sorarken soruyu kime soruyorsanız lütfen adını belirtip soruyu da mümkün olduğunca kısa, özlü bir biçimde ilgili kişiye yazılı olarak sorduktan sonra şu benim sol tarafımda bir masa görüyorsunuz. O masaya sorularınızı teslim ederseniz arada biz o soruları toplayacağız. Her bir konuşmacı için tasnifleri yapacağız. Ve aradan sonra buraya geldiğimizde sizin o sorularınızı tek tek zamanın el verdiği ölçüde cevaplamaya çalışacağız. Ve bu semineri saat 17 gibi de tamamlamayı planlıyoruz. Ben izin verirseniz ilk sözü Sayın Halil Sencer'e vermek istiyorum. Ama sözü vermeden önce de kendisini tanıyorsunuzdur ama ben de kısaca tanıtmak istiyorum. Sayın Halil Sencer 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü'nde bulunmuştur. 2010 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü, 2011 yılında vergi müfettişi olarak İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Mücadele Grup Başkanlığı'nda görev yapmıştır. 2014 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Fatih Uygulama Grup Müdürlüğü yapmıştır ve halen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul, Hukuk ve İhtilaflı İşler Denetim Grup Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Kendileri bize e-tebligat uygulamaları hakkında bilgi verecekler. Buyurun Sayın Halil Sencer, söz sizin. İstediğiniz yerde. Kıymetli Hazırun, ben de hepinizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Gelir Dairesi Başkanlığı son yıllarda elektronik uygulamalar konusunda bir atılım içerisinde. Elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv derken 456 nolu vergi usul tebliği ile elektronik tebligat konusunda düzenlemelerde bulundu. Ben elektronik tebligatla ilgili kısa bir sunum yapacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar. Elektronik tebligat sistemi vergi usul kanununa eklenen 107A maddesiyle hayata girdi. Daha doğrusu Maliye Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili usul ve esasları belirlenmesi noktasında Maliye Bakanlığı yetkilendirildi. Sonrasında 456 nolu tebliğiyle elektronik tebligat sistemi hayata geçti ve 1-1-2016 yılından itibaren zorunluluk kapsamındaki mükellefler için uygulanmaya başlanacak. Sistemi tanımlarsak, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 210 sayılı vergi usul kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Gelir Dairesi Başkanlığı aracılığıyla elektronik tebliğ edilmesidir. Sistem şöyle işliyor. Vergi Dairesi Müdürü veya idare Ankara'dan başka bir yetkili mükellefe bir tebligatta bulunacağı zaman
Geri dersinin elektronik sistemine, veri tabanına bu tebligatı düşürüyor. Sonrasında mükellefe bir bilgilendirme mesajı gidiyor. Bu SMS yoluyla olabilir veya mail yoluyla olabilir. Sonrasında mükellef geri dersin sistemini kullanmak suretiyle elektronik tebligatını alıyor. Elektronik tebligat mevzusu olduğunda hep şu zannediliyor. Sanki geri dersi mükellefe bir mail atacak, bu şekilde elektronik tebligatını iletecek. İşte biz bir panik içerisinde sürekli maillerimizi takip edeceğiz. İşte mail geldi mi diye kontrol edeceğiz. Mail sisteminde bir problem var mı diye düşüneceğiz. Bu sistem herhangi bir mail sistemini kullanmıyor. Tamamen geri dersinin sistemi üzerinden yapılan bir tebligat. Yani biz geri dersin sistemine girmek suretiyle elektronik tebligatımızı ediniyoruz. SMS ve mail sadece bilgilendirme amacıyla gönderiliyor. E-Tebligat sistemi 1 Ocak 2016 tarihinde zorunlu olarak uygulanmaya başlanılacak. Ancak isteyen mükelleflere 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir. Sistemi kullanması zorunlu olan mükelleflere baktığımızda kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç, sistemi kullanması isteğe bağlı olan mükellefler, yani İstanbul Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, sistemi kullanması ihtiyari olan kişilerden, ben gerçek kişi olarak sistemin kullanması ihtiyari olan kişilerdenim. Ancak bir doktor, bir mühendis, bir serbest meslek erbabı, mali müşavir, yeminli mali müşavir sistemi kullanmak zorunda. Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişilerle tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekkürler. Kurumlar vergisi mükelleflerinin başvuru usulü. Kurumlar vergisi mükellefleri mutlak surette vergi dairesine gitmek zorundalar. Bunlar bizzat kanuni temsilcileriyle veya bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletname ile yetki alınan kişiler vasıtasıyla yapılabilir. Vergi dairelerine gittiklerinde elektronik tebligat talep bildirimini dolduracaklar. Vergi usul kanunu tebliğinde, 456 nolu tebliğ ekinde bu bildirim mevcut. Bağlı olunan vergi dairesi de internet vergi dairesi kullanıcı kodu paralı ve şifre vermek suretiyle o anda üretilen bu kullanıcı kodu paralı ve şifreyi vermek suretiyle mükellefe bir elektronik tebligat adresi geri dersin sisteminde oluşturulmuş olacak. 1-1-2016 tarihine kadar başvurular zorunlu. Bu tarihten sonra mükellef olanlar işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde başvurularını yapmak zorundalar. Yani özetleyecek olursak kurumlar vergisi mükellefleri için vergi dairesine gitmek zorunlu. Bir internet kullanıcı kodu, paralı ve şifre alacaklar daireden. Sonrasında bu bilgilerle geri dersin sistemi üzerinden elektronik tebligatlarını edinmeye başlayacaklar. Gelir vergisi mükelleflerinin başvurusuna değinecek olursak, mükellefler bizzat kendileri veya bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren vekaletname ile vergi dairesine gidecekler. Yine burada elektronik tebligat bildirimini, talep bildirimi formunu dolduracaklar. İnternet vergi dairesi, bağlı olduğu vergi dairesi kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi ürettiği parola, şifre ve kullanıcı adını mükellefe verecek. Bunlar vasıtasıyla elektronik tebligatlarını mükellefler edinecekler. Gelir vergisi mükelleflerinin daha öncesinde kullanmış oldukları internet vergi dairesi kullanıcı kodu, paralı ve şifreleri varsa bunlar ayrıca vergi dairesine gidip
kullanıcı kodu paralı şifre almalarına gerek yok. Mevcut şifreleriyle, kullanıcı koduyla sisteme girip bu talep bildirimini doldurmak suretiyle sistemi kullanabilirler. Burada önemli bir nokta daha var. Gelir vergisi mükellefleri hiç vergi dairesine gitmeden, hiç kullanıcı kodu paralarıyla uğraşmadan her seferinde sisteme girdiklerinde o an yapılacak sorgulamalarla, kimlik sorgulamalarıyla sistemi kullanabilirler. Yani hiç vergi dairesine gitmeden her seferinde girdiklerinde bir kimlik doğrulaması suretiyle sistemi kullanmaları mümkün. Bu ilk kimlik doğrulamasında bahsettiğimiz elektronik tebligat talep bildirimini gerçek işler için sistemden dolduracaklar. Sonrasında her seferinde kimlik doğrulaması yapmak suretiyle sistemi kullanabilirler. Zorunluluk kapsamına girmeyen ve sistemi kullanmak isteyen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin başvurusu kurumlar vergisi mükelleflerinin başvurusuna paralellik arz ediyor. Bunlar da aynı şekilde kanuni temsilci veya özel yetkili vekilleri aracılığıyla vergi dairesine gitmek suretiyle elektronik tebligat talep bildirimini dolduracaklar ve sistemi kullanmaya başlayacaklar vergi dairesinin vermiş olduğu kullanıcı kodu, paralı ve şifreyle. Hangi vergi dairesine gitmeleri gerekiyor? KDV veya gelir stopaj yönünden bağlı oldukları vergi dairesine gitmeleri gerekiyor mükelleflerin. Zorunluluk kapsamına girmeyen ve sistemi kullanmak isteyen gerçek kişilerin başvurusu. Gerçek kişilerin başvurusu da gelir vergisi mükelleflerinin başvurusuna paralellik arz ediyor. Bunlar da isterlerse vergi dairesine gidip, bağlı oldukları vergi dairesine gidip kullanıcı kodu paralı ve şifre alabilirler. Ya da sistem gelir dairesinin internet vergi dairesi sistemini kullanarak her defasında kimlik doğrulaması yapmak suretiyle sistemi kullanabilirler. Bunlar da gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi sistemi ilk kullandıkları zaman elektronik tebligat talep bildirimini dolduracaklar. Sonrasında sistemi kullanmaya başlayacaklar. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu paralı ve şifre edinme. Elektronik tebligat talep bildirimi ile başvuruda bulunan mükelleflere vergi dairesince müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Yani bu bilgiler o anda sistem tarafından üretilen bilgiler. Biraz rahatsızlığım nedeniyle de sürekli su içmek zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifresiyle sisteme girecekler. İnternet vergi dairesi şifresi olmayıp internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunan gerçek kişiler sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabilecekler. Elektronik tebligatın mükelleflere iletilmesi. Konuşmamın başında da değindiğim gibi mükelleflere bir elektronik tebligata ilişkin, tebligatının ne olduğuna ilişkin bir mail atılmıyor. Sadece bilgilendirme mesajı veya bilgilendirme maili atılıyor. Mükellefler geri dersin sistemini kullanmak suretiyle tebligatlarını ediniyorlar. Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden e-tebligat sistemine girerek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi veya kimlik doğrulaması ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgelerin çıktısını alabilirler. E-tebligatın mükelleflere iletilmesi. Mükelleflere e-tebligat yapıldığında elektronik tebligat talep bildiriminde yer alan telefon numarası veya elektronik posta adreslerine veya her ikisi de olabilir,
SMS veya e-posta ile bildirim yapılacak. E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Yani tebliğin hüküm ifade eden belki de en önemli cümlesi bu. Elektronik tebligat sisteme iletildiğinde, geri dersiniz sistemine, 5. günün sonunda geri dersi sürenin hesaplanması noktasında 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayıyor bu evrakı. Elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek. E-tebligat sisteminden çıkış var mı? Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. Geri dersi başkanlığı mümkün olduğu kadar bütün mükellefleri elektronik uygulamaların içerisine almak istiyor. Bazı durumlarda bir süreç içerisinde, bazı durumlarda biraz daha fazla mükellefi kapsayarak bu sistemi kullandırmak istiyor. Dolayısıyla sistemden çıkışlara geri dersinin çok fazla tahammülü yok. Mümkün olduğu kadar herkesin sistemde kalmasını, bu sistemi kullanmasını istiyor. Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği, nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil tarih itibariyle e-tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gayipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm karar tarihi itibariyle ilgilinin e-tebligat adresi re'sen idare tarafından kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e-tebligat adresi kullanıma kapatılır. Bunun istisnası bu iki durum var. Bu iki durumda e-tebligat adresleri idare tarafından kapatılır. Sistemin kullanımı ile ilgili önemli hususlara değinecek olursak, e-tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler elektronik tebligat talep bildiriminin süresinde tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmeliler. Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmeleri gerekir. Yani bu bildirimi yapmanın mükellefler açısından çok önemi var, değişiklik bildirimini. Çünkü bu sırada gelecek tebligatlara kendileri ulaşamayabilirler. Bununla ilgili geri dersinin koymuş olduğu bir cezai hüküm yok değişikliklerle ilgili. Mükelleflerin ihtiyari olarak bu değişiklikleri bildirmeleri isteniyor ki e-tebligat sistemi aksamadan sürdürülsün. Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdır. Bununla ilgili yükümlülükler tabii ki sorumluluklar mükellefe ait. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi verilmelidir. Bildirimde bulunulmaması durumu. Bahsettiğimiz gibi bu yılın sonuna kadar başvuru yapmak zorunda olan mükelleflerin başvurması gerekiyor, zorunluluk kapsamında olanlar. Şayet bu kapsamda olanlar bildirimde bulunmazlarsa özel usulsüzlük cezasıyla karşılaşma durumları var. O yüzden önümüzde hala bir aylık bir dönem var. Bütün mükelleflerin başvuru yapıp elektronik tebligata ilişkin bilgilerini almalarını istiyoruz. E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re'sen oluşturularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönderimi başlatılır. Bahsettiğimiz gibi bu şekilde sistemi kullanmaya başlamama, vergi dairesine gitmeme bu sistemi kullanmamak için bir mazeret değil. Sonrasında geri dairesi bu sistemi re'sen oluşturarak zorunluluk kapsamında olan mükelleflere adresleri verecek. Sistemin avantajları neler? Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak ve SMS, e-posta ile anında haber verilecek. Bir kere tebligat sistemi çok hızlanacak. Tebligat maliyetleri düşerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak. Yanlış hatırlamıyorsam bir iki hafta önce Sayın Bakanımızın açıklamasıyla 115 milyon lira civarında bir tasarrufa
bir tasarruf sağlanacağından bahsetmişti. Bu da çok büyük bir rakam hazine açısından. Güvenli ve doğru bir şekilde tebligatın yapılması sağlanacak. Bu da tebliğ ekindeki elektronik tebligat talep bildiriminin örneği gerçek ve tüzel kişiler için. Bahsettiğim gibi 456 nolu tebliğin ekinde bulunmakta. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Halil Sencer Üstad'a verdiği bu çok kapsamlı ve yararlı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sayın Halil Üstad bunları anlatırken biraz düşündüm. Biz e-beyanname ile başladık. E-defter, e-fatura, e-tebligat, bakalım e-arşiv, bakalım nereye gidiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Sayın Akdemir'le birlikte çalıştığımız Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun küçük orta büyüklükteki muhasebecilerinin uluslararasında yaptığı muhasebe mesleğinin geleceği nereye gidiyor? Muhasebecileri şu anda ilgilendiren en önemli değişiklik, yenilikler nelerdir, zorluklar nelerdir araştırmasında çıkan en belirgin sonuçlarından bir tanesi teknoloji. Teknoloji muhasebe mesleğini, işletmeciliği de tabii özellikle gelecekte çok ama çok önemli şekilde etkileyecek. Artık şunu söylüyorlar, cep telefonunuz, akıllı cep telefonunuz, bilgisayarınız, ofisinizde, her şeyinizde. Neredeyse bütün işlemlerinizi takip edeceğiniz bir araç haline dönüşüyor. Hızlı bir şekilde gidiliyor ve şundan söz ediyorlar, büyük data, big data dedikleri büyük veriden, büyük datadan bırakın işletmeyi, neredeyse bütün dünyayı izleyecek datayı topluyorlar şu anda bu sistemle, bu teknolojiyle ve tahmin ediyorum bizde de, uluslararasında da bir süre sonra efendim e-denetimlere doğru sanki kayış olacak. Süreç bu şekilde gelişiyor. Çok önemli mesajlar var Sayın Halil Sencar'ın bir sunumunda. 1 Ocak 2006 bir milat geçirdiğiniz takdirde, başvurmadığınız takdirde özel hususluk cezaları geliyor. Yeni işe başlayanlar da tesis ettiklerinde veya 15 gün içerisinde e-tebligatı almak durumundalar. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu arada bazı arkadaşların çekim yaptığını görüyorum. Benim bildiğim kadarıyla İSMO şu anda kayıt yapıyor. Bunu arşivine de koyacak. Canlı olarak yayınlanan bu semineri arşivine de koyacak. İstediğiniz zaman birkaç gün içerisinde yanılmıyorsam girip İSMO'nun web sayfasında tamamını izleyebilirsiniz. İstediğiniz yerden de izleyebilirsiniz. Yine hatırlatayım, Sayın Halil Sencer'a sorularınız varsa, çok önemli bir konu, yeni bir konu, lütfen ismini belirterek sorunuzu da kısa bir şekilde yazarsanız arada arkadaşlarımıza verin. Sayın Sencer burada 3.30'dan sonra vereceğimiz aradan sonra onları cevaplayacak. Bu da bir tabii bence önemli bir fırsat. Kendileri burada, Sayın Başkan burada, Vergi Dairesi Başkanımız. Onlar sizin sorunlarınızı burada dinleyecekler ve çözümünü inanıyorum ki çok kısa sürede de yapacaklardır. O nedenle bu fırsatı değerlendirin lütfen. Sorularınız varsa sorun, yazın sorun, cevabını alalım. Şimdi e-tebligat konusunu tamamladık. Seminerin bir diğer bölümüne geçiyorum. Dönem sonu işlemleri vergi muhasebe boyutu. Evet, dönem sonu işlemleri deyince benim aklıma hep şu gelir. Bilanço envantersiz olmaz. Mutlaka envanter yapmak lazım. Envanter bilançonun detayıdır. Bir bilanço envantere dayanmıyorsa o bilanço
gerçeği tam olarak göstermiyor demektir. Bizim envanter ve bilanço defterimiz de aslında buna hizmet ediyor. Muhasebede tuttuğumuz. Gerek vergi usul kanunda, gerek Türk Ticaret Kanunu'nda, gerekse diğer SPK gibi mevzuatlarımızda bunun altı da çiziliyor. İşte Türk Ticaret Vergi Usul Kanunu envanter çıkarmayı saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle işletmenin mevcuttan alacaklarını, borçlarını kat'i bir suretle ve detaylı olarak belirliyor. Bir sene içerisinde yapılan, şimdi işimiz aslında daha kolay, geçici vergi var çünkü her 3 ayda bir biz bir envanter çalışması yapıyoruz. Çok kaba da olsa yapıyoruz. Çünkü %10'luk bir yanılma payı veriyor bize. Geçici vergi hesabında mali idare. O %10'luk tolerans içerisinde biz envanter işlemini yapıyoruz. Gelir tablomuzu düzenliyoruz. Geçici vergi beyannamemizi hazırlıyoruz. Vergi dairesine verip geçici vergimizi de ödüyoruz. Ama bu 31-12'de yapılan çok daha detaylı. 31-12'de artık %10 tolerans da kalmıyor. Tam bir kesin ve ayrıntılı bir çalışma isteniyor. Bir sene içerisinde hesaplarda oluşan yanlışlıklar, eksikliklerin artık 31-12 genel geçici mizanın çıkarılmasını takip eden süreçte tamamlanması lazım. Yani muhasebe dışına çıkılıp mevcut alacak borçların tek tek ve öz sermayenin gelir ve giderin tek tek gözden geçirilmesi lazım. Bir eksiklik var mı? Bir yanlışlık var mı? Genel geçici mizana biz şöyle bakıyoruz, öyle anlatıyoruz. Genel geçici mizan doğrudur ama gerçek midir? Doğru ama gerçek mi? Genel geçici mizanda yer alan her bir hesap, çünkü muhasebe denkliği var. O mizan doğrudur. Kayıtların doğru işlendiğini gösteriyor ama gerçeği gösteriyor mu? Gerçek için muhasebe dışına çıkıp saymak, ölçmek, tartmak miktarı bulup onu da paraya dönüştürmek, yani değerlemek lazım. Muhasebe dışında stokların olsun, alacak senetlerin olsun, alınan çeklerin olsun, alacakların borçların olsun, detaylı ve kesin bir şekilde gerçeği bulunduktan sonra dönüp muhasebe kayıtlarında bunlar yansıtılmış mı? Bulunan muhasebe dışı envanter sonucu bulunan gerçek durum kayıtlarda var mı? Eğer yoksa biz düzeltme kayıtları, dönem kar zararını etkileyen kayıtları yapıyoruz ve düzenleme kayıtları, sınıflama kayıtlarını yapıyoruz. Bu kayıtlardan sonra yeni bir mizan, kesin mizan. Bu kesin mizan artık her bir hesabın hem doğru hem de gerçek olduğunu gösteriyor. Oradan elde ettiğimiz sonuçları da envanter defterine yazıyoruz ve kesin mizandan mali tabloya, bilançoya, gelir tablosuna ve diğer tablolara gidiyoruz. Burada özellikle her işlemin, yapılan bütün envanter işlemlerinin bir belgeye bağlanması, bunun da işletme yetkilileri tarafından mutlak suretle imzalanması bizler açısından önemli. Çünkü nasıl ispatlayacaksınız? Çok basit tanımıyla muhasebede belgesi kayıt olmaz. Bu nedenle stoklar için ticari mallar, ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, her bir stok türü için ayrı ayrı işletmenin ünvanı, envanterin yapıldığı tarih 31-12, her bir stok türünün cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı listelenip yapılan fiil envanter sonucunda o listen hazırlanıp işletme ilgilileri tarafından imzalanıp bizler tarafından alınması lazım. Ve bilançoda yer alan stokların bu envanter listesiyle birebir tutması lazım. Bunu bütün stoklar için yapıp
alınan çekler için, alacak senetleri için vesaire yapmak lazım. Evet, şimdi bu ve detayı iki tane çok kıymetli yeminli mali müşavir üstadımız var. Önce programa göre Sayın Emre Kartaloğlu bize muhasebe ilişkisini anlatacak. Dönem sonu işlemlerinin muhasebe boyutunu anlatacak. Ben sözü ona vereceğim ama vermeden önce onu da size tanıyorsunuz. Fakat bir de ben kısaca tanımayanlar varsa tanıtmak istiyorum. Emre Kartaloğlu yeminli mali müşavir. 1978 Ankara doğumlu. Aslen Nevşehirli, özellikle belirtmiş. Ben de özellikle söylüyorum. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. 2000 yılında gelirler kontrolörü olarak Maliye Bakanlığı'nda göreve başlamış. 2010 yılında bu görevden ayrılmış ve yeminli mali müşavir olarak çalışmaya başlamış. Halen yeminli mali müşavir olarak çalışıyor. Sayın Kartaloğlu, söz sizin. Buyurun lütfen. Kolay gelsin. Tam ben kendimi hazırlamıştım Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Sayın TÜRMOP Genel Sekreterim, Sayın Oda Başkanım diye başlamaya. Onlar gittiler yerlerine temsilcilerini bırakarak. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum öncelikle. Bir yıl daha geçti aslında. Dönem sonu işlemleri deyince Sayın Hocam envanter aklımıza geliyor diye envanterden başlayarak anlattı. Dönem sonu işlemleri deyince benim aklıma bir yılın daha geçtiği, bir yaş daha yaşlandığımız geliyor aslında. İlk 2006 yılında dönem sonu işlemlerini o zaman iş kulelerinde yapmıştık İSMO bünyesinde. Bu 10. dönem sonu işlemleri seminerim. Her yıl istikrarlı bir şekilde arka arkaya katılıyorum. Umarım sizleri sıkmıyoruzdur. Umarım aydınlatıcı bilgiler veriyoruzdur. 10. yılımız, Zeki Üstad kızmasın bana ama ben hep yaşlılarla beraber seminer yapıyordum. Bu sefer Halil var, benden daha genç birisi var. Çok mutluyum o açıdan da. Dönem sonu işlemleri ardı ardına 10. yıl yapıyoruz. Aslında değişen bir şey de yok. Yani hep aynı şeyleri söylüyoruz. O yüzden söyleyecek çok bir şeyimiz yok deyip soru cevap bölümüne geçebiliriz. Ya da saatlerce konuşabiliriz aslında anlatacak çok konu var diye. Hocam envanterden başladı. Saymak, ölçmek, tartmak, fiilen tespit etmekle başlamak lazım aslında. Dönem sonu işlemlerine daha sonra değerleme boyutuna geçmek lazım. Niye değerleme yapıyoruz? Neden değerleme yapıyoruz? Neye göre değerleme yapıyoruz? Bunların üzerinde duracağız, anlatacağız. Dönem sonu işlemleri dedim ya 10. yıldır aslında aynı konunun üzerinde duruyoruz. Türk milleti olarak eskiyen şeylerimizi atmaktan biraz imtina ederiz. Çok sevmeyiz. Biz de işte 10 yıl önce ben bir slide hazırlamışım. Her yıl onu güncelliğe gidiyorum. Bir sunum hazırlamışız, 60 slayttan oluşan bir sunummuş. İşte bir yıl sonra biraz eklemişiz, değişiklikleri eklemişiz. Bir yıl sonra değişiklikleri eklemişiz. Ama eskiyenleri silmeyi hiç kıyamamışız. Bizim 60 slaytlık sunumumuz olmuş şimdi 130 slaytlık bir sunum. Hocam da oraya hemen saatleri, zamanları falan yazmaya başladı. Bende de bir stres bastı. Hani 130 slaytı bu süre içerisinde anlatmak çok mümkün değil. Ama hızlı hızlı özetlemeye çalışacağım, hızlı hızlı hatırlatmaya çalışacağız aslında. Seminerlerde işte gelir vergisini de beraber yapıyoruz arkadaşlarla. Orada da aynı şeyi söylüyorum. Son yıllarda özellikle bu yıl için değişen çok bir şey yok ama hani bayram namazına gideriz. Hani Diyanet'in mevzuatı, dini mevzuatı hiç değişmez.
Hoca hatırlatır ama bayram namazında önce bir hatırlatma yapar. Her yıl kırdığımız namazdır ama yine de bir hatırlatır. Bizim de her yıl yaptığımız dönem sonu işlemleri bu seminerle de biz aslında kısaca bir hatırlatmaya çalışacağım özellikle. Ben daha teknik boyutlarını, daha böyle spesifik konularını belki Zeki Üstad üzerinden geçecek. Neden dönem sonu işlemi yapıyoruz, neden değerleme yapıyoruz? Saydık, ölçtük, tarttık, biçtik, yazdık. Tamam, yani benim kasamda para vardı, kasadaki parayı yazdım. İşte stoğum vardı, stokları miktar olarak tespit ettim. Maliyet bedeliyle değerledim, aldığım değer buydu. Veya kasamda döviz vardı, veya bankamda döviz vardı, veya döviz cinsinden alacağım vardı, veya döviz cinsinden borcum vardı. Ben bunların zaten muhasebe kaydını yaptım. Dönem sonuna gelince ne oluyor bana? Niye tekrar bir çaba içine giriyorum? Niye bir şeyler yapmak zorunda kalıyorum? Yani niye değerleme yapmak zorunda kalıyorum? Niye dönem sonu işlemleriyle uğraşıyorum? Çünkü bizim vergi kanunumuz diyor ki, gelir vergisi kanunun 37. maddesi, ticari kazanç, bilanço usulüne göre ticari kazanç veya kurum kazancı öz sermaye mukayesesi suretiyle tespit edilir diyor. Öz sermaye mukayesesi, hesap dönemi sonundaki öz sermayeden hesap dönemi başındaki öz sermayeyi düşeceksiniz. İşletmeye ilave edilen değerleri buna ekleyeceksiniz. İşletmeden çekilen değerleri ekleyeceksiniz. İlave edilenleri düşeceksiniz. Bu sizin neyinizdir? Kurum kazancınız, yani ticari kazancınız, yani kurumlar vergisi mükelleflerinde kurum kazancınızdır diyor. İşte bu kazanç tadımı yüzünden aslında biz değerleme yapıyoruz. Bir işletme düşünün. Hiçbir faaliyeti olmasın. Dönem başında 100 dolar alsın veya dönem içerisinde 100 dolar alsın, kasasına koysun. Hiçbir faaliyet yapmasın. Dolar kuru 2.35 liraymış dönem başında. Hiçbir faaliyet yapmadı. Gayri faal bir şirket sadece 100 dolar aldı, kasasına koydu. Dönem sonuna geldik. Dolar kuru 2.85 lira olmuş. Yaklaşık değerlerle de bu olmuş zaten. 0.50 dolar başına 0.50 kuruş değer kazanmış. 50 lira değer kazanmışız biz dönem içinizde. Ne olmuş? Bizim aktifimiz hiçbir işlem yapmadığımız halde kasayı değerledik. Diyor ki kasada, kasa mevcudu, işte vergi usul kanunu bize değerleme ölçülerini söylemiş. Kasa mevcudu itibari değerle değerlenir diyor. Yabancı para cinsinden kasa mevcudu, işte borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen kurlar, kasadaki yabancı paralar efektif alış kuruyla değerlenir diyor. Bu direkt bize Maliye Bakanlığı'nın hükmettiği bir şey. Hiçbir faaliyet yapmadık, efektif alış kuruyla değerledik. Aktifimiz 50 lira büyüdü. Borcumuz sabit kaldı. Öz sermayemiz, dönem sonundaki öz sermayemiz ne oldu? 50 lira arttı. Bakın, sırf bu değerleme nedeniyle dönem sonu efektif alış kuruyla değerleme yaptık. Bir muhasebe kaydı yapmamız lazım. Kasamda 100 dolar var ama TL cinsinden kasamın değeri yükseldi. Ne yaptım? Kasayı borçlandırdım. Karşılığı ne? Kambiyo karları hesabı. Değerleme yaptım. 100 dolarım vardı. Yine 100 dolarım var ama dolar kuru yükseldi. Kambiyo karı hesabını çalıştırdım. Hiçbir faaliyeti olan bir işletme sadece 100 dolar aldı. 50 lira kurumlar vergisi matrahı oluştu. Veya 50 lira ticari kazanç oluştu. İşte bu tanım gereğince biz gelir vergisi kanununda yer alan ticari kazancın öz sermaye mukayesesiyle tespit edileceğini belirleyen yöntem gereğince dönem sonu işlemi yapıyoruz. Ne var? Bizim işte kasadan başlıyoruz. Önce saydık, ölçtük, tarttık, biçtik. Onu hocam ifade etti. Envanterini yaptık. Şimdi bu sayıp, ölçüp, tartıp bilançomuza yazdığımız değerlerin gerçek değerini, gerçek değerini derken de aslında yine gerçek değerini değil. Vergi usul kanununun vergi matrahını bulmak için bizden istediği değerlerini bulmamız lazım. İşte az önce söyledim. Ne de diyor? Kasa diyor, itibari değerle değerlenir. TL cinsi kasa. Döviz cinsi kasa efektif alış kuruluyla değerlenir diyor. Tek tek bunları Maliye Bakanlığı'nın belirlediği değerleme ölçüleriyle tamamını değerlemem lazım. Yeni değerini tespit etmem lazım. Bilançoya bu şekilde yansıtmam lazım. Gelir oluşuyorsa, yani aktifimde bir büyüme oluyorsa aslında bu gelir hesabıdır. Gelir olarak gelir tablosuna yansıtmam lazım. Pasifimde, borçlarımda bir artış oluyorsa bu giderdir. Gider olarak gelir tablosuna yansıtmam lazım. Hızlıca başlayalım. Kasa dedik ya, en üstte 100 kasa hesabı. 100 kasa hesabı borç bakiyesi verir. Alacak bakiyesi veriyorsa bir sorun vardır. Ya bir kayıt dışı hasılat vardır ya da gerçekte olmayan ödemeler yapılmış gibi gözüküyordur. Bir sorun vardır. Kasamızı saydık, ölçtük, saydık. İşte TL cinsini zaten üzerinde yazılı değerle değerledik.
döviz cinsinden kasa mevcudunu efektif alış kuruyla değerledik. Kurlar yükseldi. 2015 yılı içerisinde kurlar genel olarak artış eğilimi gösterdi. Çok kısa dönemlerde düşüşler gözükse bile dönem başında 2.35 liraymış. Dönem sonunda 2.85 lira. Döviz dolar kuru yaklaşık. Bu çerçevede eğer döviz cinsinden bir kasa mevcudumuz varsa kambiyo kârı oluştu. Döviz cinsinden kambiyo kârı oluştu. Eğer döviz kuru düştüyse ki 2015 yılında düşmedi, kambiyo zararı oluşmadı. Kasada çok fazla miktar var. Bunu anlatırken de zorlanıyoruz. Çok fazla miktarda para gözüküyor. Ne demek çok fazla miktardaki para? Şirketten şirkete değişir. Yapılan sektöre göre, faaliyet gösterilen sektöre göre değişir. Birçok etkene göre değişir aslında ama kasada çok fazla para var. Aslında yani kasada olmayan bir para var. Hani tüm işletmelerin sorunlarından birisidir. Bunun için devlet zaten dönem dönem af çıkarır, kasa affı çıkarır, stok affı çıkarır. Kasada bir fiktif bakiye birikir. Benzer bir şekilde ortaklar cari hesabında fiktif bir bakiye birikir. Bunlara adat dediğimiz, işte bunlar ortak tarafından kullanılmış kabul ediliyor. Adat yoluyla faiz hesaplanması gerekiyor. Bu faiz üzerinden de katma değer vergisi hesaplanması gerekiyor. Yani böyle bir saydık, ölçtük, tarttık, biçtik. Saydığımızın çok üzerinde kayıtlarda bir kasa mevcudu varsa bunu hani Maliye Bakanlığı incelemelerde kullanılmış, ortak tarafından kullanılmış kabul ediyor. Adat yoluyla faiz hesaplanmasını, gelir yazılmasını ve o gelir yazılan tutar üzerinden de katma değer vergisi hesaplanmasını istiyor. Bunun için bir incelemeye geçirmemize falan gerek de yok artık. Hani dedik ya, elektronik dönemdeyiz her anlamda. Risk analizi çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri sektörler itibariyle taramasını yapıyor. Sektör sapmaları olanları da bu şekilde belirliyor. Bu usul incelemesi dediğimiz konularda özellikle bunlara bakılıyor. Orada incelenen konular arasında kasa hesabı var, ortaklar cari hesabı var. Yani kasada bir fiktif bakiye varsa, ortaklar cari de bir fiktif bakiye varsa adat yoluyla faiz hesaplayıp faiz üzerinden de katma değer vergisi hesaplamamız gerekiyor. Bankalarda mevcudumuz aslında bir alacağımızdır. Bankalardaki mevcudumuz alacağımızdır. Vergi usul kanunu der ki alacaklar mukayyet değerle değerlenir. Kayıtlı değeriyle değerlenir. Döviz cinsinden bankada bir alacağımız varsa burada döviz alış kurunu, kasadaki için efektif alış kurunu, bankadaki için döviz alış kuruyla değerliyoruz. Kambiyo kurlarda bir yükselme varsa kambiyo kârı olarak hesaplarımıza intikal ettiriyoruz. Döviz cinsinden banka mevcutlarımızı o çerçevede gözden geçirmemiz lazım dönem sonunda. Vadeli mevduatlar için ne dedik? Bankadaki mevcudumuz alacaktır aslında. Vergi usul kanunu diyor ki alacaklar mukayyet değerle değerlenir. Sonra bir ilave yapıyor ama mevduat sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar dönem sonuna kadar hesaplanacak faizleriyle beraber dikkate alınır. Yani şunu demek istiyor aslında. Siz yıl sonuna doğru örneğin 1 Ekim'de vadeli mevduat hesabı açtırdınız veya 26 Aralık'ta paranızı bir haftalığına repoya yatırdınız. 26 Aralık'ta paranızı bir aylığına vadeli mevduata yatırdınız. O vadeli mevduatın oluştuğu tarihten hesap dönemi sonuna kadar oluşan kısma isabet eden faizi elde etmemiş olsanız bile o faiz gelirini izleyen yılda 2016 yılında elde edecek olsanız bile elde etmediğiniz o kıs döneme isabet eden 31-12'ye kadarlık olan süreye isabet eden faizi hesaplayıp gelir olarak dikkate almanız gerekir diyor. Tamam, bunda sorun yok, hesaplayıp gelir olarak dikkate alabiliriz. Önümüzdeki yıl faiz gelirini elde edecek olsak bile. Bu faiz gelirini elde ederken ama bankalar bir de stopaj yapıyorlar. Biz elde ettik, örneğin 1 Ekim'de yatırmıştık paramızı. İşte 100 bin lirası yıl sonuna kadarlık kısma isabet etti. Toplamda 200 bin lirayı faizi ben izleyen yıl elde edeceğim. Yarısı yıl içine 31-12'ye isabet eden kısma aitti. Ben bunu gelir olarak dikkate aldım. Stopaj ne zaman yapılıyor bundan? 200 bin lira üzerinden, 200 bin lira faiz gelirim var ya, faizin elde edildiği tarihte, bankanın bana ödemeyi yaptığı tarihte ne yapılıyor? Bir de stopaj yapılıyor. Ama stopaj 2016 yılı içerisinde yapıldı. Tamamı 2016 yılı içerisinde yapıldı. Ben ama yarısını ne yaptım? 2015 yılında gelir olarak dikkate aldım. Bu stopajdan
herhangi bir mahsup yapabilecek miyim? Hesapladığım kurumlar vergisinden veya hesapladığım gelir vergisinden herhangi bir stopaj mahsubu yapabilecek miyim? Yapabileceğim ama şu şartla yapabileceğim. Eğer vade yani faizi elde ettiğim tarih, beyannamenin verildiği tarihten daha önceki bir tarihse stopajın ilgili döneme yani 2015'e hesap edilen kısmını mahsup edebileceğim. Eğer vade beyannamenin verildiği tarihten sonraki bir tarihse işte kurumlar vergisinde 25 Nisan'dan, gelir vergisi de 25 Mart tarihinden daha sonraki bir tarihse herhangi bir stopaj mahsubu yapmayacağım ama kıs döneme isabet eden vadeli mevduat faizini 2015 yılında mutlaka gelir yazacağım. Vade hangi tarih olursa olsun. Vadeli mevduatta durum bu şekilde. Banka kredimiz de olabilir. Bankaya kredi borcu olabilir ilgilendiğimiz işletmelerin. Bunun da kredisini 2015 yılında krediyi kullanmışızdır ama kredi faizini 2016 yılını içerisinde ödeyeceğizdir. Burada da aynı mantık geçerli. Orada da Vergi Usul Kanunu 285. maddesi diyor ki borçlar mukayyet değerle değerlenir ama kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar dönem sonuna kadar hesaplanacak faizleriyle beraber dikkate alınır. Biz krediyi 2015'te kullandık. Faizini 2016'da ödeyecek olsak bile 31.12.2015 tarihine kadar olan faizi hesaplayıp 2015 hesap döneminin gelir veya giderin tespitinde dikkate alabiliriz. Banka mevduatlarının ve değerlemesi, banka kredilerinin değerlemesi bu şekilde. Son dönemde yaygınlaştı. Altına veya diğer kıymetli madenlere dayalı krediler kullanılıyor. Bankalar veya finans kurumları bu şekilde krediler veriyor. Bunların değerlemesini nasıl yapacağız? Bunların değerlemesinde de buna ilişkin, bu kredilere ilişkin 32 sayılı karar, Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğler var. Orada düzenleme yapılmış. Özetle söyleyeyim ben, diyor ki bu tebliğler, bu tür kredilerde altının borsası vardır, kıymetli madenin borsası vardır ama borsada oluşan değer bu krediler açısından bizi ilgilendirmiyor diyor. Bankalar bunların değerini serbestçe belirleyebilirler diyor. Krediyi kullandıran bankalar bunların altının veya diğer kıymetli madenlerin değerini serbestçe belirleyebilirler diyor. Aslında belirledikleri fiyatlar da borsaya çok aykırı fiyatlar değildir elbette. Biz böyle bir kredi kullanıldı. İşletmemizde böyle bir kredi var. Bu borç aslında bir kredi borcu. Altına endeksli kredi borcu. Neyle değerlememiz lazım? Mukayyet değerli ama dedim ya az önce kredi borcu hesap dönemi sonuna kadar işleyecek faiziyle beraber dikkate almam lazım. Ama burada faiz işlemiyor. Altının değerine göre azalış veya artışlar olabiliyor. Aynı mantık geçerli diyor yine burada Maliye Bakanlığı altına dayalı kredilerde. Eğer altının değeri yükseldiyse dönem sonlarında veya ödemeyi yaptığınız tarih dönem sonlarında ödememiş bile olsanız altının değerindeki yükselişe göre siz gider kaydını yapın. 31.12'deki altının değerine bakın. Aldığınız tarihte, krediyi kullandığınız tarihteki değerine bakın. Aradaki fark eğer altın yükseldiyse gider yazın, altın düştüyse gelir olarak dikkat alın. Ödeme tarihinde de aynı mantığı kullanın. Ama bu kredilerde bir de şu var, bize altın verilmiş gibi oluyor. Yani işletmeye altın kredisi, altın teslim edilmiş gibi işlem yapılıyor. Bunu da stok olarak kabul edin diyor Maliye Bakanlığı verdiği özelgesinde. Stok olarak kabul edin, maliyet bedeliyle stoklarınıza kaydedin. Bunu da satmadığınız sürece herhangi bir gelir veya gider kaydı yapmayın. Kredi ödendiği tarihte zaten altındaki yükseliş gider olacak. Eğer altında bir düşüş olduysa onu gelir olarak dikkate almamız gerekecek. Aslında sunumda da o sırayla gitmeye çalışıyoruz. Tabii bitirmemiz biraz zor gibi gözüküyor ama menkul kıymetlerin değerlemesi, hisse senetleri ister borsada işlem görsün ister borsada işlem görmesin. Hisse senedi varsa bizim bilançomuzda saydık var, hisse senedi var. Alış bedeliyle değerleyeceğiz. Kaç liraya aldıysak 20 yıl önce aldık belki, 10 yıl önce aldık belki. Borsadaki değeri çok yükseldi, borsadaki değeri çok düştü. Bizi ilgilendirmiyor. Dönem sonunda herhangi bir gelir gider kaydı yapmayın satmadığınız sürece diyor, alış bedeliyle değerleyeceğiz. Hisse senedi fonları yani fon portföyünün en az %51'i Türkiye'de kurulu şirketlerin hisse senetlerinden oluşan hisse senedi fonları yine alış bedeliyle değerlenir. Bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa raiciyle değerlenir diyor. Yani hisse senedi ile hisse senedi fonları dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa raiciyle değerlenir diyor Vergi Usul Kanunu.
Ama tabii borsa rayiciyle değerleyebilmemiz için de bir borsanın olması gerekiyor. Borsa hisse senetleri için var. Ama hisse senetleri için alış bedeliyle değerleme yapıyoruz. Sadece tahviller ve bonolar, aslında devlet tahvilleri, hazine bonoları ve özel kesim tahvil ve senetli tahvil ve bonoları için borsa var. Borsada işlem yapılıyor. Bunların değerlemesini borsa rayiciyle, yani devlet tahvillerinin, hazine bonolarının değerlemesini borsa rayiciyle yapıyoruz. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa kıs getiri ölçüsüyle değerleme yapılır diyor yine vergi usul kanunumuz. Bu kıs getiri de şu demek, az önce aslında mevduat faizinde belirttiğimiz gibi geliri izleyen yılda elde, izleyen yıl 2016'da elde edecek olsanız bile 2015 yılın sonuna kadar mutlaka bir değerleme yapıp 31-12'ye kadar olan kısmı kazancınıza eklemeniz gerekir diyor. Dönem sonunda hani saymak, ölçmek, tartmak dedik ya, envanterden başladık. Alacağımı, borcumu ben nasıl sayıp, ölçüp, tartıp biçebilirim? Onun yöntemi mutabakat yapmak. Çok hani hep işlerimiz çok yoğun, yapamıyoruz. İşte gerçi BABS formları bu çerçevede biraz zorunlu olarak yaptırmak zorunda bırakıyor bizleri ama hani envanteri o. Alacak veya borcun envanteri, saymak, ölçmek, tartmak işlemi. Mutabakat yapmak, alacaklar ve borçlarla ilgili 120-320 hesaplarla ilgili mutlaka mutabakat yapmamız lazım. Şüpheli alacakları tespit etmemiz lazım. Tahsil edemediğimiz bir alacak var. Tahsil edemediğimiz alacağı yok etmenin iki yolu var. Ya diyeceğiz ki bu şüpheli alacak. Nasıl şüpheli alacaktır? Dava veya icra safhasına başvurduğum alacaklarım şüpheli alacaktır. Veya tutarı küçüktür. Dava veya icra takibine değmeyecek küçük alacaklar yazı ile birden fazla istenirse diyor vergi usul kanununda. Bunlar küçük alacaklar olarak geçiyor. Dava veya icra takibine gitmeye gerek yok. Birden fazla yazı ile istenirse şüpheli alacak sayılıyor. Şüpheli alacak sayılıyor. Ne oluyor? Şüpheli alacak karşılığı ayrılıp alacak tutarı, alacak hesabı giderleştirilebiliyor karşılık gideri olarak. Dikkate alınabiliyor. Bunun için ticari veya zirai kazancın elde edilmesiyle ilgili olması gerekiyor. Kazancın bilanço usulüne göre defter tutulması gerekiyor. Ve belirttiğimiz gibi alacak şüpheli hale gelmiş olmalı. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılıp giderleştirilemiyor. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılıp giderleştirilemiyor. Yıllarca tartışıldı. Burada şartlar arasında da yazıyoruz. Karşılık ayrılıp giderleştirilebilecek alacağın daha önce tahakkuk esası gereğince gelir yazılan bir alacak olması gerektiği söylendi. Ama bu artık bu kadar katı uygulanmıyor. Özellikle yine bunlar sunumlarımızda var. Avanslar, sipariş avansı vermiştik. Daha sonra siparişimizi de alamadık, avansımızı da alamadık. Bunu karşılık ayırıp dava açtık. Karşılık ayırıp giderleştirebilir miyiz? Maliye Bakanlığı giderleştirebiliriz diyor. Yani o tahakkuk esası gereğince gelir yazılması gerektiği ilkesinden son yıllarda biraz uzaklaşmış durumdayız. Yapılan incelemelerde veya gelir dersi başkanlığının risk analizi taramalarında mutlaka karşımıza çıkıyor. Şüpheli alacağı olan bilançolarda mutlaka bakılıyor. Ve şu deniyor, hangi yıl dava açtıysanız o yıl karşılık ayırmak zorundasınız. Hangi yıl İcraya başvurduysanız o yıl karşılık ayırmak zorundasınız diyor Maliye Bakanlığı ısrarla, inceleme elemanları ısrarla. Ama yeni bir karar özellikle aldım, 13 Şubat 2014 tarihli, aynen şöyle diyor. Şüpheli hale geldiği tarihte karşılık ayrılması gerektiğini zorunlu kılan bir düzenleme vergi usul kanununda yoktur. Dolayısıyla şüphelilik hali devam ettiği sürece sonraki yıllarda da karşılık ayırabilirsiniz diyor Danıştay'ın yeni bir kararı. Yine gelir idaresi kamudan olan alacaklar için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılamaz diyor. Ama şu önemli, özel hastanelerle ilgilenen arkadaşlar varsa, özel sağlık kuruluşlarıyla ilgilenen arkadaşlar varsa özellikle, SGK kesintiler yapıyor hastaneye ödeme yaparken. O kesintiler yasal kesinti. SGK diyor ki biz 100 lira fatura etmişiz SGK'ya. Hayır, bu hizmetin bedeli 95 lira, ben sana 95 lira öderim. 5 lirayı ödemeyeceğim diyor. Maliye Bakanlığı özelgesinde bunu SGK'nın ödememeye ilişkin belgesini kanaat verici vesika olarak kabul ediyor. Ve şüpheli alacak değildir, değersiz alacak olarak giderleştirebilirsiniz diyor.
Avanslar için karşılık ayrılabilir dedik. Katma değer vergisi özellikle işte 334 numaralı tebliğle netleştirildi. KDV için karşılık ayrılamaz, tahsil edilemeyen katma değer vergisi için karşılık ayrılamaz denilirdi. Karşılık ayrılabiliyor yaklaşık bir 10 yıldır 334 numaralı tebliğ yayınlandıktan sonra. Şöyle gerçekten hani süre kıstı, keşke daha uzun vakitlerde daha uzun bu eğitimleri yapabilsek. Hızlı geçmek zorundayım ama bunların tamamını, bu sunumun tamamını hem kayıtlı olacak hem de odada ayrıca metin olarak, sunum metni olarak da ulaşmanızı mutlaka sağlayacağız. Avanslar ayrılır şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılır dedik. Avans değil de fazla ödeme yaptınız. Yani 120 ters bakiyede aslında o nedir? O da avanstır diyor verilen bir özelgede. Bunu tahsil edemediyseniz bunun için de karşılık ayırıp giderleştirebilirsiniz diyor. Yurt dışı inşaat, onarım inşaat işlerinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Yani yurt dışında yapılan bir inşaattan elde edilen kazanç Türkiye'de ayrıca kurumlar vergisine tabi tutulmaz. Yurt dışından bir alacağımız var, bunu tahsil edememişiz. Yurt dışında dava açarsak, yurt dışında icraya başvurursak karşılık ayırıp giderleştirebiliriz. Aynı şekilde giderleştirebiliriz normalde ama yurt dışındaki bir inşaat işi yaptık. İnşaat işinden olan alacağımızı tahsil edemedik. Buna da yurt dışında dava açtık, icraya başvurduk. Bunu diyor karşılık ayırıp giderleştiremezsiniz diyor Maliye Bakanlığı. Doğru, kanuna da uygun. Çünkü neden? Yurt dışı inşaat onarım montaj işleri kurumlar vergisinden istisna. Yani kazanç elde etseydim vergi almayacaktım. Dolayısıyla zarar olsa zarar olarak düşemezsin. Tahsil edemediğim bedeli de karşılık ayırıp giderleştiremezsin. Çünkü bu kazanç istisna. Ama kur farkı gibi, vade farkı gibi o yurt dışı inşaat kazancıyla ilgili bir kazanç gelirim varsa bu istisnaya tabi değil, dahil değil. Bunu gelir olarak dikkate alman gerekiyor. İşte buna dava açarsan en azından kur farkı kısmı için, vade farkı kısmı için açtığın davayı kabul ederim. Bunu da karşılık ayırarak giderleştirebilirsin diyor. Değersiz alacaklarda da kanaat verici vesika veya bir yargı kararı varsa gider yazılması aslında hani dava veya icra safhasında olursa şüpheli alacak. Artık alacağı tahsil edemiyoruz. Çok eminiz bundan. Tahsil edemeyeceğimiz yönünde bir yargı kararı var veya tahsil edemeyeceğimiz yönünde bir kanaat verici vesika var. Bunların neler olduğu yine bizim sunum metnimizde var. Uzun uzun üzerinde durmayayım. Eğer bu yöntem varsa bu alacakları doğrudan yok yazabilirsin. Yok yazarak giderleştirebilirsin. Reeskontu alacak senetleri reeskontu, borç senetleri reeskontu. Kanunda aynen şöyle der. Vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Yani vadesi gelmemiş senede bağlı. Bir kere reeskont yapabilmemiz için alacağın senetli olması gerekir. Vadesinin gelmemiş olması gerekir. Tasarruf değeriyle değerleyebilirsiniz diyor. Yani o günkü kıymetiyle o günkü kıymetine indirgeyebilirsiniz. Bunun nasıl hesaplanacağı reeskont hesaplama formülü 238 numaralı vergi usul kanunu genel tebliğinde açıklanmış. Vadeli çekler reeskonta tabi miydi değil miydi? İşte biz tabiydi dedik. Bakanlık ısrarla tabi değildi dedi. En son 41 numaralı sirküleri yayınladı. Çek kanununda yapılan düzenlemelerle de bir şekilde kendini bağlı hissetti Maliye Bakanlığı. Aslında inadından da vazgeçti. Vade çekler içinde aynen alacak senetlerinde olduğu gibi reeskont yapılabilir dedi. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler yani reeskont faiz gideri yazan mükellefler borç senedi varsa borç senetlerinde reeskonta tabi tutup reeskont faiz geliri olarak dikkate alması gerekiyor. Avanslar, verilen sipariş avansları, alınan sipariş avansları, 159 hesap, 340 hesap, döviz cinsinden olursa kur değerlemesine tabi tutulur mu? Bu da aslında yıllarca tartışıldı. Çünkü şu tartışıldı aslında, avanslar borç, yani şöyle diyoruz ya, yabancı para cinsinden alacaklar, işte Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen döviz alış kuruyla değerlenir. Avans, verilen sipariş avansı alacak mıdır? Ya da alınan sipariş avansı borç mudur? Bu tartışıldı. Bu tartışmayı da aslında bir numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliği bence çözdü. Örtülü sermayeyi anlatırken çözdü. Dedi ki ya alınan avanslar da örtülü sermayenin hesabında
borç olarak dikkate alınacaktır dedi. Yani bunlar da borçtur dedi veya verilen sipariş avansları da alacaktır dedi. Döviz cinsinden bir avansımız varsa bilançomuza baktık dönem sonunda bunu da mutlaka kur değerlemesine tabi tutmamız, negatif bir fark varsa kambiyo zararı, pozitif bir fark varsa kambiyo kârı olarak dikkate almamız gerekiyor. Ticari mal, emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın stoklara girdiği tarihe kadar oluşan kur farkları, döviz cinsinden mal alışı yapmışız. Emtianın stoğa girdiği tarihe kadar oluşan kur farkı, emtia maliyetine eklenmek zorundadır. Doğrudan gider yazılamaz. Faiz ve komisyon giderleri için böyle bir ayrım yok. İsterseniz ticari mal stoğa ekleyebilirsiniz, ticari mal maliyetine ekleyebilirsiniz. İsterseniz doğrudan gider yazabilirsiniz ama kur farkları, emtia alımıyla ilgili oluşan kur farkları dönem sonu kur farklarının maliyete eklenmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim, katma değer vergisi açısından izleyen slaytlarımız da var. Muhtemelen süremiz yetmeyeceği için oralara gelemiyoruz. Avanslar değerlenir dedik ya, döviz cinsinden alacağımız var. İşte kurlar yükselmiş, değerledik. 100 bin lira kambiyo kârı çıktı. Kambiyo kârını yazdık. Bunun üzerinden katma değer vergisi hesaplanır mı? Yani bu yaptığımız değerleme işlemi üzerinden katma değer vergisi hesaplanır mı? Hesaplanmaz. Hani çok net söyleyeyim, hesaplanmaz ama önce 105 numaralı katma değer vergisi kanunu genel tebliği, daha sonra katma değer vergisi genel uygulama tebliği dedi ki yaptığınız döviz değerlemesinde oluşan kur farkına KDV hesaplanması gerekir dedi. Ama şunu dedi. Vergiyi doğuran olayla, yani faturayı aldığınız tarihle mal aldınız, döviz cinsinden mal aldınız, faturayı aldığınız tarihle ödemeyi yaptığınız tarih arasında oluşan kur farkları katma değer vergisi katma değer vergisine tabidir dedi. Lehte bir kur farkı varsa fatura düzenleyip, kur farkı faturası düzenleyip KDV tahsil etmeniz, aleyhte bir fatura aleyhte bir kur farkı varsa karşı taraftan KDV'li fatura almanız gerekir dedi. Yani katma değer vergisine tabi olan kur farkı aslında vergiyi doğuran olayla, yani dönem içinde gerçekleşen bir olay, vergiyi doğuran olayla ödemeyi yaptığınız tarih arasındaki kurlardaki bir değişim, döviz cinsinden yaptığınız ticarette kurlardaki değişim katma değer vergisine tabi. Ama dönem sonunda alacağımı borcumu kur değerlemesine tabi tuttum. Hiç herhangi bir katma değer vergisi bağlantısı kurmamıza gerek yok. Mal alışlarında uygulanan iskontolar elbette malın maliyetiyle ilişkilendirilir. Çünkü fatura daha düşük bedellidir. Fatura bedeli de aslında stoklara kaydedilmiş olur. Ciro primleri malın maliyetiyle ilişkilendirilmez. Doğrudan gelir olarak dikkate alınır. Burada işte eskiden hani sonuç değişmedi. Hep gelir olarak dikkate alıyoruz aslında. Fatura düzenliyoruz. Faturada katma değer vergisi hesaplıyoruz ciro primi faturalarında. Önceden bunu diyordu ki ciro primini alan tarafın verdiği bir hizmettir. Bu hizmetin bedeli olarak katma değer vergisi hesaplanması gerekir diyordu. Son dönemdeki düzenlemelerde bu matrahta bir değişikliktir. Katma değer vergisi kanunu 35. maddesine göre fatura düzenlenmesi, katma değer vergisi hesaplanması gerekir diyor. Malımız çalındı, kayboldu. Gider yazabilir miyiz? Yazamayız. Zarar olarak dikkate alabilir miyiz? Alamayız. Mal çalındı diyoruz ama yok mal. Stok çıkışını yapmamız lazım. Eğer bir polis tutanağı, yani çalındığının, kaybolduğunu gerçekten ispat edebiliyorsak, elimizde tefsik edeceği bir belge varsa stok çıkışını yapmamız ama kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız lazım. Eğer bu çalınma olayını, kaybolma olayını ispat da edemiyorsak, hani elimizde herhangi bir tefsik edici belge yoksa, bu sefer şeydir, yani olmayan bir mal var ortada, ortağa satışmış gibi değerlenme yapılır, ortağa satış işlemiymiş gibi fatura düzenlenip katma değer vergisinin emsal bedelle fatura düzenlenip katma değer vergisinin alınması gerekebilir. Duran varlık değerlemesi, sabit kıymet değerlemesi, kısaca hatırlatalım, gayrimenkuller ve gayrimenkul gibi değerlenen sabit kıymetler, demirbaşlar, makineler, tesisler, cihazlar, taşıtlar, maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu giderler vardır. Hiçbirimiz dikkat etmeyiz. Aslında hani burada söylerken veya okurken de o bağlantıyı kurmayız. Der ki mesela makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri. Bir makinenin montajıyla ilgili nakliye giderini
ya bu makinenin montajı, diyor ki kanun bunu gider yazamazsınız diyor. Bakın makinenin montajıyla ilgili gideri gider yazamazsınız. Makinenin maliyetine eklemeniz gerekir diyor. Çok dikkat etmeyiz. Hani nakliye faturası neyle ilgili olursa olsun ne yaparız? Direkt giderleştiririz. Çok açık bir hüküm aslında. Makine ve tesisatta gümrük vergileri gider yazılamaz maliyete eklenir. Nakliye ve montaj giderleri gider yazılamaz maliyete eklenir. İhtiyari olanlar var. Özellikle özel tüketim vergisi üzerinde durmak lazım belki. Taşıt alımında ödediğiniz, binek otomobil alımında ödenen özel tüketim vergisi. Doğrudan gider yazılabilir. Bakın doğrudan gider yazılabilir. Taşıtın maliyeti olarak aktifleştirip amortismana tabi tutmak zorunda değilim. Doğrudan gider yazabilirim. Binek otomobil alımında ödenen katma değer vergisi. Binek otomobil alımında ödenen katma değer vergisi. Doğrudan gider yazılabilir. Tabii ki aktifleştirebilirim. Maliyeti intikal ettirip aktifleştirebilirim. Ama doğrudan gider yazabilirim. Ama tabii ki indirim konusu yapamam. Katma değer vergisini, binek otomobil alımındaki katma değer vergisini doğrudan gider yazamam. Sabit kıymet alımıyla az önce emtia ile ilgili olanı söyledik. Sabit kıymet alımıyla ilgili kur farkı veya kredi faizi oluştuysa emtiada ne dedik? Stoğa girdiği tarihe kadar oluşan kur farkları dedik. Sabit kıymetler için şunu diyoruz. Aktifleştirildiği hesap döneminin sonuna kadar oluşan kur farkları veya kredi faizleri maliyete eklemek zorundayız. Daha sonraki dönemde oluşanları gider veya maliyet olarak dikkate almamız mümkün. Amortismanlar üzerinde tabii ki durmayacağım çok fazla. Sizler aslında daha çok içindesiniz. Bu usul incelemelerinde şuna bakılmaya başlandı. Kısıt amortisman, binek otomobiller için kısıt amortisman ayrılıyor. Azalan bakiyelere göre yapılırsa ikinci yılın amortisman tutarı. Örneğin 100 bin liralık bir araç, %40 amortisman azalan bakiyelere göre. İlk yılın amortismanı 40 bin lira. Aralık ayında aldığımızı düşünürsek 3.333 lira oluyor. Bir aylık çünkü. Bir aylığı gider yazdık 3.333. İkinci yıl 100 binden 40 bini düşürüp mü amortisman ayıracağım? 100 binden 3.333'ü düşürüp mü amortisman ayıracağım? İncelemelerde ayırdığınızı değil 40 bini düşüp ayırmanız gerekir diyor. 40 bini düşürüp ayırmanız gerekir. İkinci yılda azalan bakiyelerde kısıt amortismanda sorun oluşturabiliyor. Devam ediyordu aslında ama vakte göre yani şöyle yapacağız dediğim gibi konu geniş bir konu dönem sonu işlemleri hani buraya gelen bu konuyla ilgili konuşmacı olarak gelen herkes saatlerce anlatabilir ama temel konuların üzerinden geçtiğimizi düşünüyorum en azından. Sunumun tamamı kesinlikle paylaşılacak internet sitesinde. Soru cevap bölümünde de daha ayrıntılı sizin de zihninizde olan konular üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde durabiliriz. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Emre Kartaloğlu'na gerçekten o bütün tecrübesini bize gösterdi. 2006-2015 imam benzetmesini de yaptı. Bize gerekli hatırlatmaları da yaptı. Bu hoş, dolu dolu, doyurucu sunumu için teşekkür ediyorum. Kendileri vurguladı. Evet, bu sunumun tamamını çok değerli bilgiler var gerçekten. Dönem sonunda dikkat etmemiz gereken vergisel açıdan bu sunumun tamamını İSMO'dan web sayfasına yüklenecektir. İndirebilirsiniz, alabilirsiniz. Ama ondan daha önemlisi bence kendileri burada oturuyor. Arada varsa kafanıza takılan sorular, bakın benim sağ tarafımda mali idare oturuyor, sol tarafımda çok kıymetli üstadlar oturuyor. Ve ben size bir yol açıyorum. Buyurun sorularınızı sorun. Yazın sorularınızı, arada bırakın masaya. Geldiğimizde bence bu buraya kadar gelmenizin en büyük faydası bu olacak. Sorularınız burada cevap bulacak. Seslendirilecek, dillendirilecek. Bu avantajı lütfen iyi kullanın. Efendim, son konuşmacı Sayın Üstad.
Zeki Gündüz, yeminli mali müşavir. Sayın Üstad'ı tanıyorsunuz. O da yanılmıyorsam 2006'dan beri iş kurelerinden başlayan, bir klasiği, İsmo'nun bir klasiği haline gelen, bu dönem sonu işlemlerinin müdavimlerinden sağ olsunlar. Kendileri çok yoğun, ben biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Ama kırmadan, bizi hiç kırmadan buraya kadar geliyorlar ve bizimle çok kıymetli bilgilerini paylaşıyorlar. Ben sözü kendilerine yine vermeden önce, tanıyorsunuz biliyorum ama ben yapamayacağım, geçemeyeceğim. Kendisini kısaca ben tanıtacağım. Zeki Gündüz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Böyle de bir özelliği var. Hukukçu bir kimliği var. 8 yıl maliye müfettişliği yaptı. Böyle bir özelliği var. 1992 yılında İSMO üyesi olarak serbest muhasebeci mali müşavir unvanıyla bir şirkette çalışmaya başladı. Yani mali müşavirlikten geliyor. Bunlar önemli özellikler. 1995'ten 2012 yılı sonuna kadar yeminli mali müşavir. 2013 yılından bugüne kadar avukatlık yapıyor. Evet, bu da çok önemli bir özellik. Hukuki sorunlarımızı hazır kendilerini yakalamışken sorabiliriz. Ve üstad diyor ki, Facebook ve Instagram'dan fotoğraflarımı izleyebilirsiniz. Böyle bir özellikleri var. Çok yönlü, çok renkli bir kişilik. Kendisi bize özellikli konuları anlatacak. Ben sözü üstada bırakıyorum. Buyurun sayın üstadım, söz sizin. Çok teşekkür ederim sayın başkan. Ne zaman ara vereceğiz? Ben ona göre kendimi ayarlayacağım. Üstadım, siz ne zaman bitirirseniz, biz sizi yakalamışız burada. Ben hani şey yaparsanız 3.5 dedik ama üstad 3.5'u geçebilir. Çünkü yakalamışken dinleyelim. Programımız 3.5. Takdir sizin sayın üstadım. Keyifle sizi dinleriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bu noktada sunumumdan biraz ayrılacağım. Daha rahat hareket edip bu zamana daha rahat uyabilmek için. Nasıl olsa o siteye yüklenecek. İstediğiniz zaman bakarsınız ama onların üzerinden daha hızlı geçebilme imkanını bulurum diye düşünüyorum. Değerli meslektaşlar, ilk etapta bu yıl neler oldu diye şöyle kısa bir sadece bir hatırlatma yaparak başlayayım. Bu sene geçen senelerle mukayese edildiğinde özellikle geçirdiğimiz seçimler de nedeniyle parlamentonun odağı belki biraz kaydığı için vergi yasalarında çok hareketliliğin olmadığı bir dönem geçirdik. Ama buna rağmen 4 bakanlar kurulu, 5 kanunda vergi düzenlemesi yapılmış, 4 bakanlar kurulu kararı, 24 genel tebliğ ve 14 sirküler çıkmış. Yani en az düzenlemenin yapıldığı, görece az düzenlemenin yapıldığı bu yılda aslında vergiyle ilgili epey bir düzenleme yapılmış. Kayda değer özellikle altı çizilecek işte en önemli düzenlemelerden bir tanesi nakit sermaye artışında faiz indirimi imkanı veren düzenleme. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe giren, yıl sonunda daha doğrusu yılı bitirdikten sonra Merkez Bankası'nın yapacağı faiz ilanı çerçevesinde 2015 beyanlarını verirken artırdığımız nakit sermayeden hareketle hesaplanacak faiz tutarının belirli bir kısmı kadar beyannamede indirim hakkı getiren bir düzenleme. Sermaye artışlarını, nakit sermaye artışlarını özendirmek için getirilmiş bir düzenleme. Bunun bir hatırlatmasını yapayım istedim. Bunun dışında asgari geçim indirimi artırılmıştı. Bir takım teşvikler getirildi. Elektronik tebligat üzerinde az önce duruldu. Elektronik yoklama da aslında başladı 1 Eylül 2015'ten itibaren. Dolayısıyla E'nin her türlü hali giderek yaşamımıza nüfuz etmeye başladı.
yatırım teşvik düzenlemeleri, ÖTV tebliğleri, bunların üzerinde durmayacağım, yapılan düzenlemelerin başlıklarını oluşturuyordu. Bunun yanında mali idare bu sene sektörlerle bağlantıyı sürdürebilmek, bugün aslında burada olduğu gibi yaşanan sorunları, konuları izleyip, dinleyip uygulamalarına yansıtabilmek için çeşitli çalıştaylar yaptı. Örneğin inşaat sektörüyle çalıştay yapıldı, finans sektörüyle çalıştay yapıldı, otomotiv sektörüne ziyaret yapıldı, YASET'le toplantılar yapıldı, yabancı yatırımcıların vergisel sorunları üzerine. Bu da aslında hükümet programına da bu yansıyor. Mali idare bundan sonra olabildiğince hem düzenleme yapmadan önce hem düzenleme yaptıktan sonra olan sorunları da dinleyip uygulamada sorunları gidermeye dönük bir çaba içerisinde görünüyor ve bu da oldukça önemli ve güzel uygulamalar. Mali idarenin bu sene gene yoğun mesai verdiği alanlardan, merkezi olarak yoğun mesai verdiği alanlardan bir tanesi de G20 zirvesinin başkanlığını Türkiye'nin sürdürmesi nedeniyle G20'nin önemli konularından bir tanesi olan İngilizce BEPS diye kısaltılan, yani matrahın aşındırılması, karın transferi kelimelerinin İngilizcesinin kısaltılması olan BEPS konusundaki çalışmaları oldu. Bu çalışmalara aktif olarak Maliye Bakanlığı katıldı ve o çalışmalar sonucunda çıkan tavsiye kararları, yapılacak uygulamalar önümüzdeki dönemlerde eminim ki mesleki olarak da bizi yakından ilgilendiren, müşterilerimizi yakından ilgilendiren sonuçlar yaratacak. Onun dışında yeni kurulan hükümetin programına baktığımızda, seçim beyannamesine gene AK Parti'nin baktığımızda bu sene bizi neler bekliyor düzenlemeler babından, onun bazı ipuçlarını da paylaşmak isterim hemen ilk etapta. Ha, bundan önce mali idaredeki arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde şu an 30 tane vergi tebliğ taslağının, daha doğrusu 20 tebliğ 10 sirküler taslağının hazır olduğunu, bunların tebliğlerin 6'sının inşaatla ilgisi, bir tanesinin hazine zararı, bir tanesinin bölünme, bir tanesinin katma değer vergisiyle ilgili olduğunu ifade ettiler. Bunların da ki rutin tebliğler dışında, yani biliyorsunuz yıl sonlarında rutin hemen hemen tüm vergilerle ilgili gelecek yılda uygulamanın olmasıyla ilgili otomatik tebliğler çıkar. Bunların dışında tebliğler, bahsettiğim tebliğler, yani mali idare bu durağanlığını hareketli bir döneme geçerek hızlılığa çevirecek gibi görünüyor. Bunun çıkan tebliğleri, sirkülerleri hep birlikte yorumluyor, üzerinde çalışıyor olacağız. Aynı zamanda gene Gelir İdaresi Başkanı'nın yaptığı bir açıklama da bugünkü konuyla da, yani e-uygulamalarla da yakından ilgili. Gelir İdaresi Başkanı büyük bir veri işleme merkezi kurmayı planladıklarını ve Ankara'da büyük bir veri işleme merkezi inşa edileceğini ifade ettiler. Bunun anlamı, hemen hemen yaptığımız her işlemle ilgili olarak bıraktığımız dijital izler, elektronik izler, veriler mali idare tarafından izlenebilir halde. Bu izlemeyi daha otomasyona bağlayıp ilerideki incelemelerle ilgili daha sağlıklı ve rafine veri elde edebilme ve elde edilen verileri beyannamelerle örtüştürebilme için büyük yatırımlar planlanıyor ve çok kısa zamanda bu merkezin işler hale getirileceği ifade ediliyor. Yani mali idare aslında hızla, işte elle defterden e-deftere, işte elle yoklamadan e-yoklamaya, işte kapıya çivilemeden adeta ya da muhtara bırakılan tebligatlardan işte e-tebligatlara, yani çok hızlı bir e-dönüşüm yaşıyor. Dolayısıyla bizlerin de bu e-dönüşüme çok hızlı adapte olması ve müşterilerimizi
yönetirken, yönlendirirken bütün bu dönüşümü ve bunların olası etkilerini dikkate alıyor olmamız gerekiyor. Altı çizilecek neler var diye baktığımda programda istisna, muafiyet ve indirimler gözden geçirilecek deniliyor. Gayrimenkul rantlarının kamunun pay almasına yönelik gözden geçirileceği ve bunları kapsayacak düzenlemeler yapılacağı ifade ediliyor. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması kavramı var. Demek ki yerel yönetimlerin ya hali hazırda uyguladıkları gelir kaynaklarında artışlar yapılacak ya da yeni kaynaklar yaratılacak ya da merkezi idarenin şu anda topladığı bir kısım gelirlerden buralara aktarmalar yapılacak. Velhasıl yerel yönetimlere aktarılan vergilerle ilgili bir takım değişiklikler olacak. Öteden beri mali idare mali mevzuatı sadeleştirme, birleştirme, Türkçeleştirme çabası içinde geçmiş senelerde bunlarla ilgili bir takım adımlar atılmıştı. Bunlara devam edileceği ifade ediliyor. Az önce Sayın Başkan açış konuşmasında ifade etti. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılsın diye. Bu da programda var. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması ve ama kurumlar vergisi beyan döneminin de Mart'a alınması gibi bir anladığım kadarıyla amaç var ya da hedef var gibi duruyor. O ne işimize yarayacak pek bilmiyorum. Gene hem gelir vergisi mükellefleri hem de kurumlar vergisi mükellefleriyle uğraşılan daha yoğun bir döneme sokar bizi ki oldukça zorlar, inşallah düzelir. Uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırma, az önce bahsedilen değerleme hükümleriyle ilgili mükellef lehine iyileştirmeler yapılacağı, bir takım teşvikler, gene buralarda bahsi geçmiş, yeni iş kuran gençlerin 3 yıl boyunca gelir vergisine muafiyeti sağlanması vesaire, bunların üzerinde durmayacağım ama toplamda bakıldığında epey bir konuda düzenlemeler yapılacağı görülüyor. Eski müsteşarımız, yeni Maliye Bakanımız Naci Bey de yaptığı ilk açıklamada geçen dönemde aslında epey bir yol almış olan gelir vergisi taslağına öncelik vereceklerini hükümet olarak ifade ettiler. Bu taslakta da gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştirme ve bir takım işte vergilerde az önce aslında ipuçlarını verdiğim bir takım düzenlemeler yapma düşüncesi vardı. Sanırım kaldığı yerden o taslak görüşülmeye ya tartışılmaya mecliste başlanacak gibi duruyor. Vergi incelemeleriyle ilgili biraz bir iki söz söyleyip özelgelere geçmek istiyorum. Vergi İnceleme ortamı az önce söylediğim nedenlerle çok hızla değişiyor ve giderek vergi idaresi her attığı adımdan öğrendiklerini geliştirme için kullanarak otomasyona doğru gidiyor. Yani elektronik verileri elektronik olarak olabildiğince değerlendirme yolunda hızlı yatırımlar yapılıyor. O yüzden mükelleflerin, bizlerin bütün bu konuları yani incelemeyle ilgili nasıl olsa seyrek inceleme yapılıyor, az inceleme yapılıyor, bize çıkar mı ya da işte mükellef bu bulunur mu gibi riskle ilgili değerlendirmeleri tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Risk giderek artıyor. İnceleme elemanlarının sayısı da çok hızlı arttı biliyorsunuz. 3-4 binler seviyesinden 10 binler seviyesine geldi ve yakın gelecekte 15 binlere doğru artırma hedefi var. Mali idarenin yapılanmasının tamamen değiştirilmesi düşüncesi var. Vergi dairelerini özellikle bilgi işleme kısmını belli merkezlerde toplayıp hali hazırdaki bünyelerin sayısını da artırarak daha ziyade inceleme, yoklama, dolayısıyla mükelleflerin ekonomik aktivitelerini fiziken izleme gibi bir işlevle donatma amacı var gibi duruyor yapılan ifadelerden. Dolayısıyla vergi incelemelerindeki otomasyon önemli, hepimizi yakından ilgilendiriyor ya da etkiliyor olacak.
Bu noktada vergi bir takım özelgelerden çok kısaca bahsedeceğim ama özelgelere girmeden önemli olan birkaç konunun da not almıştım demin konuşmalar yapılırken. Dönemsellik önemli bir konu haline geldi. Dönemsellik konusunda özellikle indirilecek katma değer vergisi açısından sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin beyan dönemleri açısından geçmişe göre daha sıkı ve sonucu fazla uygulamalarla mali idare değerlendirmeleriyle karşı karşıyayız. Örneğin yılı geçtikten sonra uzlaşmayla, pişmanlıkla ya da yargı kararıyla bile ödense mali idare ödenen katma değer vergisinin indirilebilirliğini kabul etmeme eğiliminde. Yargı farklı görüşte ama mali idarenin özellikle dönemsellik konusundaki bu sıkı yaklaşımı nedeniyle hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Bir de BABS formları var biliyorsunuz. Aslında yılı geçmedikten sonra bana gelen faturayı geç kaydetmem benim indirilebilir katma değer vergisini kendi aleyhime ötelemem ötesinde bir etkisinin olmaması gerekirken BABS formlarındaki uyumsuzluk sorunu ve uyumsuzlukla ilgili usulsüzlük uygulamaları gündeme gelir oldu. O da doğrudan doğruya güncel hayatta bizleri aslında hukuken bir sorun olmamasına rağmen sırf bu nedenle etkiler hale geldi. Bunun da altını çizmek isterim. Şöyle bir hemen müktezalardan çok hızlıca değineyim bazılarının üzerinde yanımda getirdim. Serbest meslek erbabıyla ilgili bir müktezayı hemen paylaşayım. Serbest meslek kazancında Aralık ayına ait faturaların ertesi ayın Ocak ayında ödenmesi halinde indirim yapılıp yapılamayacağı ve iş yerine ilişkin ödenen sigorta bedelinin nasıl giderleştirileceği konusunda soru sorulmuş. Mali idare Aralık ayına ait olup Ocak ayında düzenlenen faturanın ödendiği dönemde gider yazılabileceği katma değer vergisinin de indirilebileceğini ne işaret etmiş. Sigortayla ilgili olarak da benzer bir değerlendirme yapmış. Sigortayla ilgili ödemenin yapıldığı döneme ait serbest meslek kazancından indirebilirsiniz denmiş. Bunlar özel sigorta poliçeleri. Dolayısıyla ki müktezada da tahsilat esasına, serbest meslek kazancındaki tahsilat esasına atıfta bulunulmuş. Sayın Başkan'ın açış konuşmasında bahsettiği biz gelirlerimizi de buna göre beyan etmemiz gerekir ki öyle aslında ki orada KDV'ye özellikle dikkat çekmişti. Tamam gelirleri tahsil ettiğimizde beyan edelim de KDV'yi de tahsil ettiğimizde ödeyelim demişti. Aslında bu müktezalar ve bu ilkelerden hareketle belki bir yasal değişikliğe bile gerek kalmadan mali idare bu konuda bir çözüm yaratabilir mi diye sormak isterim. Özel maliyet bedelleriyle ilgili bir müktezayı paylaşayım. Eğer özel maliyet bedeli dönemin sonunda kiralayana bırakılıyor ise bu kiralayan açısından bir gelirdir demiş mali idare. Emsal bedel üzerinden bırakan tarafın stopaj yapması gerekir. Elde eden tarafın da bunu gelir olarak elde ettiği dönemde beyan etmesi gerekir demiş. Ödünç olarak verilecek ham maddenin teslimi katma değer vergisine tabi midir diye sorulmuş mali idareye. Mali idare de evet demiş. Karşılıklı olarak faturalaşma ve katma değer vergisine tabi tutmak gerekir. Aynı mal değilse. Yani misli bir mal verilmiş. O kadar da bir mal daha sonradan alınmışsa karşılığında
bunların artık bir teslim olarak dikkate alınması ve karşılıklı faturalaşması ve katma değer vergisi uygulanması gerekir diye görüş vermiş. Bunlar ilginç olduğu için sadece paylaşma gereği hissettim. Bana ilginç gelen, katılmadığım mali idarenin bir görüşü, serbest meslek erbabı sormuş, yanımda çalışan kişiyi dil eğitimi için yurt dışına gönderirsem masraflarını gider yazabilir miyim diye. Yazamazsın demişler. Bir diğer konu, iştirak edilen şirketin devralınması durumunda. Bu çok sık rastlanılan bir şey değil ama finansman giderlerini gider yazmaya devam edebilir miyiz? Devir tarihine kadar yazarsın, devir tarihinden sonra yazamazsın demiş mali idare. Danıştay kararlarına çok hızlıca bakacak olursak, bazı Danıştay kararlarına. Ciro primleriyle ilgili mali idare geçen senelerde ciro primi aslında malla ilgili değildir. Dolayısıyla katma değer vergisi iadelerinde ciro primine isabet eden, yani ödediğiniz ciro primlerine isabet eden katma değer vergisini iade alamazsınız demişti. Danıştay 9. Dairesi 2014 yılında verdiği bir kararla ciro primi nedeniyle ödenen katma değer vergisinin iade kapsamından çıkarmak hukuka uyar değildir. Mali idarenin böyle bir yetkisi yoktur. Bu doğrudan doğruya malla ilgilidir. Dolayısıyla katma değer vergisi iadesinde ciro primleri de dikkate alınabilir dedi. İlişkili şirketler arasındaki borçlanmalarla ilgili bir Danıştay kararı. Faiz uygulamamış ticari faaliyetle ilgili diye şirket, Danıştay da demiş ki, ortaklara borçlar ve alacaklar hesabında izlenen tutarların şirketin ticari faaliyetinden kaynaklandığı iddiasını ispatlayamayan davacı faiz uygulamak zorundadır. Dolayısıyla yapılan tahriyat yerindedir. Aslında mefhumu muhalifinden, eğer ortaklar arasında, yani cari hesap ilişkisi içerisinde çalışan ticari faaliyetle ilgili, ticari faaliyetten kaynaklanan bir borç alışverişi varsa ve bu da ispatlanırsa, burada faiz uygulaması ve onunla ilgili katma değer vergisi uygulaması gerekmez sonucu çıkıyor karara bu yönüyle baktığımızda. Bir diğer genel karşılaşılan sorun, kasada bulunan tutarlar. Az önce gene Emre Bey de bahsetti. Kasada genellikle şirketler para olduğunu iddia ederler. İnceleme elemanları da doğal olarak, ki doğrusu da aslında budur, bu ortaklar tarafından çekilmiş tutar der ve ortağın çektiği bu tutarla ilgili olarak adat hesabıyla faiz hesaplanması gerekmektedir. Burada bunu zaten böyle sayılır demiş Danıştay. Eğer farklı bir durum olduğu ortaya konulamıyor, ispatlanamıyor ise kasada hayatın normal akışına uymayan miktarda bulunan tutar ortak tarafından çekilmiş sayılır. Faiz hesabı gerekir, katma değer vergisi uygulanması gerekir ve bunda da Merkez Bankası'nın reskont oranının uygulanması yerindedir diye karar vermiş. Bu oldukça sık rastlanılan, kolay bulunan ve kolayca yapılan bir matrah uygulaması. Örtülü kazançla ilgili ilginç bir karar, Danıştay 4. Dairesi'nin. Türkiye'deki şirket fatura kesmiş bir diğer grup şirketine ve hizmet faturası kesmiş. Demiş ki, söz konusu faturaların verilen bir hizmet karşılığı değil, sözleşmenin bir gereği olarak ve bir prosedürü tamamlamak amacıyla düzenlendiği kanaatine varılmıştır. O nedenle de bu gider kabul edilmemiştir ya da gider kabul edilmemesi yerindedir diye karar vermiş. Dolayısıyla bazen iki şirket Türkiye'de de olsa hazine zararı yoktur varsayımıyla
bir değerlendirme de yapılamayabilir. Böyle ilginç durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Bir diğer karar, yurt dışından kullanılan kredinin örtülü sermaye niteliğinde olduğu ve ödenen kur farkının gider yazılamayacağı iddia edilmiş inceleme elemanınca. Burada iddianın temeli de şirketle uzun süredir ticari ilişkin var. Artık bu uzun süreli ilişki transfer fiyatlaması anlamında artık ilişkililik sayılır. Dolayısıyla o şirketten bir de kredi aldıysan bunun örtülü sermayede dikkate alman lazımdı ve hiç alakası olmayan bir şirketten olmuş olmasına rağmen kur farkını ve faizini gider yazamazsın demiş Mali İdare. Danıştay da olmaz öyle şey deyip yapılan tahriyatı bozmuş. Gümrüklerle ilgili çok sayıda sorun yaşanıyor ve Mali İdare'nin çeşitli düzenlemelerinde, ÖTV ile ilgili genellikle yapılan düzenlemelerinde zorunlu kılınan bir takım belgeler, taahhütler damga vergisine tabi olduğu iddiasıyla tahriyatlara konu oluyordu. Bu konuda Danıştay çok sayılı karar verdi ve kararlarında geneli itibariyle yalnızca satın alınan veya ithal edilen malın ne şekilde kullanılacağına yönelik taahhütler olduğu için ve Mali İdare'nin düzenlemeleriyle zorunlu olarak yapılan düzenlenen kağıtlar olduğu için bunlara üzerinde yazılı ifadelerden hareketle anlaşma, taahhütname gibi değerlendirip damga vergisi uygulanamaz diye Gümrük İdaresi'nin özellikle ihbarlarıyla Gelir İdaresi'nin uyguladığı bütün bu tür tahriyatları kaldırdı. Anayasa Mahkemesi güzel kararlar veriyor vergiyle ilgili. Onların birkaçına sadece hızlıca bir değineceğim. Gerekçeli karar hakkı oldukça önemli. Yargılama, daha doğrusu yargı kararında davacının iddialarının gerekçelendirilerek reddi gerekirken gerekçeye yeterince yer verilmemesi Anayasa Mahkemesi'nce bozma nedeni sayılmış. Yani bir şeyi reddediyorsan da niye reddettiğini açıkça tartışıp ifade etmen gerekir. Sadece reddettim diyerek karar olmaz denmiş ki bu oldukça önemli bir karar. 6.083 ile ilgili hepimizin bildiğini tahmin ettiğim bir karar mükerrer 35 ile ilgili verildi. Yapılan bir düzenlemede daha sonra yönetici olanların daha önceki yöneticilerin yönetim dönemleriyle ilgili de sorumlulukları kanunla getirilmişti. Yine Anayasa Mahkemesi olmaz öyle şey. Herkes kendi döneminden sorumludur. Böyle bir düzenleme hukuka uygun değildir diye o düzenlemeyi kaldırdı. Adil yargılama hakkına dönük bir takım kararlar var. Özellikle silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde bir takım belgelerin mükelleften hem tahriyat aşamasında hem yargı aşamasında saklanması ya da paylaşılmaması gibi nedenlerle adil yargılama hakkının yerine getirilmediği iddiasıyla kendine yapılan bireysel başvuruyu Anayasa Mahkemesi kabul etmiş. Anayasa Mahkemesi'nin aslında bu verdiği kararlar hukuk çerçevesinde bakıldığında ilkesel bazda son derece önemli. Umuyoruz ki gelecekte ve yargı yerleri bu kararları da dikkate alarak karar verecektir. Daha fazla devam etmeyeyim isterseniz. Ben sabrınızı zorlamayayım. Nasıl olsa bir ara verip ondan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, üstada çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten değişik hukuk ağırlıklı ve konulara, özellikle konulara değişik bir yaklaşım getirdi. Efendim şimdi sorularınız varsa lütfen arada soldaki masaya bırakın. 15 dakika sonra burada olacağız.
Bir ara veriyoruz. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.